Tamamdır. Selamlar herkese, iyi akşamlar Zeynep ben. Bugün etkinliğin moderatörlüğünü ben yapıyor olacağım. Bu benim ilk moderatörlüğüm, o yüzden birazcık acemiyim. Yetişmeye çalışacağım, umarım eksik ya da şey kalmam. Önce bir kısaca AI Sec Lab'dan bahsetmek istiyorum. AI Sec Lab, yapay zeka ve siber güvenliği birleştirdiğimiz bir organizasyon aslında. Burada gönüllü arkadaşlarımızla eğitimlere ya da webinarlara bu şekilde katılarak gruba katılan arkadaşlarımızla çeşitli projeler, etkinlikler, eğitimler düzenliyoruz. Kaynak önerileri yapıyoruz, kaynak paylaşımı. Özellikle Türkçe kaynak eksikliğini gidermek için çeviri ekiplerimiz var vesaire. Sorusu olan varsa organizasyonla ilgili ya da bu webinarla ilgili o şekilde ilerleyeyim. Daha sonra genel bilgilendirme yapabilirim. Yok sanırım. Bu akşamki etkinliğimiz AI in Cyber Threat Intelligence üzerine olacak. Yani yapay zeka ve siber istihbarat yaklaşımı. Özellikle siber istihbarat yaklaşımı ile ilgili Alperen Bey bize bilgi veriyor olacak. Can Hocam da biraz daha destek oluyor olacak. Ben sözü kısaca Alperen Bey'e bırakayım o zaman. Tabii teşekkürler Zeynep. Öncelikli olarak buradaki topluluğunuza hepinize teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Dilimiz döndüğünce biz de bilgimiz doğrultusunda bir şeyler katmaya çalışacağız. Hem bu topluluğa hem de bizi dinleyicilere. Ben Alperen Uğurlu, yaklaşık 4,5 yılı aşkın süredir sektörde bir fiil daha çok işin danışmanlık, yani siber güvenlik danışmanlığı dediğimiz danışman firmalarda görev alarak çalıştım. Buralarda daha çok sızma testleri, işte red teaming gibi alanlarda hizmette bulunurken, bu süre zarfı içerisinde de tabii ki siber güvenliğin diğer alanlarında, işte olay müdahale, işte bir SOC izleme, yani SOC izleme dediğimiz bizim SIEM, EDR ve benzeri gibi ürünlerin kullanımı ve kural setlerinin yazılması gibi alanlarda da kendimizi besledik. Tabii bu alanlar içerisinde daha spesifik niş alanlar da mevcut. İşte SCADA, IoT gibi, gömülü sistemler gibi, bu sistemler üzerinde de research'lerim oldu, araştırmalarım oldu ve bunları belli kitlelere ulaştırabilme şansına sahip oldum. Bununla beraber de bugün aslında uzunca bir süredir de Threatmon'da ürünün teknik takım tarafındaki yönetilmesi ve ürünün teknik anlamda, siber güvenliğinin teknik anlamında geliştirilmesi kapsamında destek veriyorum. Yani aslında ürünün geliştirmesinden sorumlu olan kişilerden birisiyim. Katma değer katmaya çalıştığımıza inanıyorum. Bugün de sizlere biz hem, yani burada bir ürün aslında tanıtmayacağız arkadaşlar. Biz, benim vizyonumla çalıştığım firmada ne gibi bir AI ve işte tehdit istihbaratı olgularını nasıl bir araya getirdiğimizi ifade etmeye çalışacağım ve aslında bizim misyonumuzda aslında tam olarak ne var, bunu da anlatmaya çalışacağım. Umarım sizlere bir mum olma şansı yakalarız bu etkinlikte. Böylece özetleyeyim. Teşekkürler. Peki Nasıl? kendinden biraz daha bahsedebilirsin. Yaptığın farklı çalışmalar var ya. Yani Evet. Ya tabii şimdi çok, ben kendim bahsetmekten çok haz almıyorsam da teşekkür ederim ya, dediğin için Cihan. ben de Teşekkür çok seviyorum. Ben de çok seviyorum. ederim. Şöyle, bu tarafta tabii ki ödül avcılığı tarafım da mevcut. Hani ben çok böyle bakbantiye vakit ayırabilen bir kişi olmasam da aslında bu tarafta Apple, Tesla gibi büyük kurumlarda yakın zamanda Google'da bulduğum bir zafiyette, umuyorum ki Google'da da Hall of Fame dediğimiz, yani onur ödülüne sahip, ödül avcılığı yapan security researcher'lardanım. Zaten aslında ben title'ımı da, yani kendimi de birisine ifade ettiğimde, ben siber güvenlik araştırmacısıyım diyorum. Yani siber güvenliğin her alanından beslenmeye çalışan ve sürekli bu yolda kendini geliştirmeye çalışan bir kişiyim. Tabii ki muhakkakiyetle benim zayıf olduğum alanlardan, işte Blue Team gibi alanlarda benden daha iyi insanlar vardı. Onların tabii ki onların yaptığı çalışmalara karşı bir şey söyleyemem. Ama örneğin
işte İHA, SİHA dediğimiz işte elektronik araçlarda, elektronik arabalardaki güvenlik testlerinin nasıl yapılabileceği konularını biz, yani ben bundan 2,5-3 yıl önce işlediğim konuydu. Yani artık günümüzde İHA ve SİHA hani böyle çok şey güncel konular olduğu için birazcık böyle hani o yönde kendimi ego anlamında tatmin ettiğimi düşünüyorum. Yani çünkü daha gündemde bu konular konuşulmuyorken hani benim yazdım. Biliyorum bu arada hangi nerelere gittiğini yazdım, yaptım security research'ler. Türkiye'de çok fazla böyle noktaya gitmişken de globalde de çok fazla, hatta İngilizce olarak Türkçe yazmıştım. Yani bu arada ilk Türk kaynak, ilk Türkçe kaynak diyebilirim. Özellikle bu İHA alanında yazdım, insansav araçlarında yazdım research'ın detaylandırılması. Ya yani ilk Türkçe kaynak, ikinci bir kaynak var mı? Onu da bilmiyorum bu arada. Şu an için bilgim yok. Dolayısıyla hani Türkiye'de bence bu alanda çalışan birçok insana yardımcı olduğunu biliyorum. Bana da o konuda çok fazla teklif de geldi Türkiye'de bazı kurumlardan. İsmini vermek istemiyorum şu an. Bazı sebeplerden dolayı anlaşamadık tabii. Oralar farklı hikaye, farklı şeylerin konuları. Ama globalde de impact'te olduğunu aldığım feedback'lerden biliyorum. O yüzden o anlamda egom orada tatmin olmuş vaziyette. Bugün de aslında siber istihbaratta da bence olmayanı oldurmaya çalışan bir misyonumuz var. O yüzden de bu anlamda da kendimizi istihbaratsal anlamda da bazı şeyler yapmaya çalışıyoruz. Birazdan da zaten bunları anlatıyor olacağım. Hazır böyle girmişken bu CTI ile alakalı bizim organizasyon tarafına da çok gelen öğrenci oluyor. Bu alanda yetişmek isteyen, bootcamp'lere katıldığını söyleyen. CTI genel olarak bir kapsayıcı başlık ya. Hani tek bir başlık değil. İşte bir web pentest dediğimizde tabii ki tek bir başlık yok. İçerisinde binlerce zafiyet var. Fakat en azından kategori olarak tek bir başlık altında toplanabiliyor. Web pentest diyelim ya da mobile. Fakat CTI dediğimizde altında çok alt başlıkları var. Bunlarda o yüzden CTI nedir sorusuyla başlamak daha faydalı olabilir. Evet, Bu aynen güzel. kutsal soruyu ben sormuş olayım. Teşekkürler. Aslında Cyber Threat Intelligence'ın aslında kısaltılmış yani günümüzde aslında Türkçeleştirdiğimiz zaman siber tehdit istihbaratı olarak geçiyor. Bizim toplumda Türkiye'de bu konu birazcık şöyle. Siber tehdit istihbaratı dendiği zaman aslında var olan tehdidin ortaya çıkarılması gibi bir algı var. Siber tehditten bahsediyorum. Yani dijital dünyada olup ve sizin bu dünyada etkilendiğiniz unsurları sizin bilmeden farklı mecralarda varlığınızı tehdit eden markanızın değerini düşüren durumlar varsa bunları aslında siber tehdit istihbaratı işiyle ilgilenen kurum veya çalışanlar tespit edip bunları gün yüzüne çıkartmayı başarıyorlar. Ama aslında siber tehdit istihbaratı aslında geleneksel istihbaratın kökeninden de gelir. Yani istihbarat nedir aslında? Beklenen davranış nedir? Onu söyleyeyim. Var olmadan bir tehdit ortaya çıkmadan bu tehditin rüzgarını anlayan, çözümleyen ve bunu aslında gündeme getirip sizin buna karşı önlem almanızı sağlayan birimdir. Siber tehdit istihbaratı ekip ve kurumlarından beklediğimiz de aslında var olanı gün yüzüne çıkartmakla mükellefken aslında olması gereken tanımda da dijital varlıklarda ya da markaların dijital envanterlerinde ya da kendilerinde henüz bir durum var olmadan o durumun bir esamesini yakaladığında bunu kuruma bildirip buna karşı önlem almasını sağlamak. Ama ne yazık ki yani bu globalde de böyle bir ilginç bir şeye tarafı var. Tekelleşmiş bir duruma geçmiş ama bizim yani benim Threatmon'da da yazmaya çalıştığımız hikaye de bu aslında. Evet, var olan şeyleri gün yüzüne çıkartalım. Bu bizim asil görevlerimizden bir tanesi. Ancak tehdit istihbaratının karşılığı olarak dijital tehditleri öngörüp sınıflandırıp kategorize edip bunları şahıs ve kurumlara destek sağlayıp ve bunların hakkında çözüm önerilerini sağlamak.
Böyle özetleyebiliriz genişçe. Bir kullanım örneğiyle de açıklamak gerekirse çok rast geldiğimiz şeylerden birisi var. Diyelim ki bir büyük kurum hacklendi. Bu banka olsun. Tabii ki o kurum bu hack'in gerçekleştiğini o anda bilmeyebiliyor. Bazen hiç bilmeyebiliyor işin gerçeği. Evet. Hacklenmişler ama aylar sonra bile haberleri olmayabiliyor. Sadece banka değil, çok büyük kurumlar için de geçerli. Çok İşte rast içeride geldiğimiz konulardan bazıları. evet, Evet. adını veremeyeceğimiz birçok kurumdan bazıları. Aynen. Burada Nasıl şöyle bir durum var bilmiyorum. CTI tarafında, hani örnek olarak. Anton, mikrofonun açık. Diyelim ki veri sızıntısı gerçekleşti. Bu sızıntıyı da örneğin o saldırı yapan kişi Evet. reddim. İşte saldırgan olarak ben olayım. Evet. Ben bu veriyi çaldım ve doğal olarak bunu paraya çevirmek için elde etmeye çalışıyorum. İnternette, dark web'te, bir yerlerde, çeşitli forumlarda, hacking forumlarında bunları diyorum ki şu kadar ücrete ben bunu veriyorum. Bunu Evet. satışa çıkartıyorum. Sonra CTI analist ekipleri bu tür zaten çok popüler olan yerleri takip ediyorlar düzenli olarak. İnsan kısmından bahsediyoruz. Detaylarda siz ürün geliştirdiğiniz için çok daha derinleştirirsin. İnsan CTI analistler bu tür yerleri takip ediyorlar ve verileri fark ettikleri anda sonra bir doğrulama aşaması da olmak zorunda tabii ki. Hani ben hackledim, satıyorum diyenin verisine güvenip de bunu işte parayla bu sorunu çözmeye çalışamazsın. Neyse bunu bir şekilde burada yakalıyor. Ondan sonra çeşitli analizler yapıyor. Diyor ki bu gerçek olabilir. Nereden biliyor? İlgili firmaya soruyor. O veriyi çaldıran ya da çaldırdığı varsayılan bankaya diyelim. O da diyor ki peki madem öyle sen bana güncel olduğunu iddia ettiğin bu veri içerisinde bir parça göster bakayım. Ne zamandan alınmış bir veri, değil mi? Yeni yapılan bir saldırı mı gibi. Evet. Sonrasında eğer karşı tarafta okeylerse bu evet yeni çalınmış veri. Yani 2020'de değil 2023'teki bir veri bize gösterildiğine göre evet yeni yapılmış bir saldırı ve veri kaybetmişiz. Bundan sonraki süreçte de artık bir iletişime geçip bu pazarlık aşaması vesaire başlıyor. Kabaca böyle bir süreç. Detaylar sende. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Sizin geliştirdiğiniz ürün neler yapıyor? Sonrasında da yapay zeka tarafında neler? Aynen. Ben Aslında senin verdiğin direkt örnekten yola çıkarak bu kurumların ve markaların bence aldandığı konu şu. Çok fazla kurum ve markayla işbirliği yapma şansına sahip oluyoruz. Hem Türkiye'de hem globalde. Bence zaten dünyanın en büyük sorunu arkadaşlar info stealer dediğimiz bir zararlı yazılım. Yani bence en kritik yani bu fidye yazılımı falan evet önemli. İşte bilgisayarlarınızın şifrelenmesi ve benzeri gibi unsurlar tabii ki önemli ama bu olayın örgülerinin çoğunda hani zero day'lerin dışında veya işte çok critical bir CVE çıktı işte bir VPN uygulamanızda ya da bir firewall'unuzda dışarıdan içeri bir exchange sunucunuzdan vesaire içeri bir zero day oluştu. Bunların dışında en kritik konu bir fidye yazılımın run edilmesi hikayesinde de bu var. Bir çalışanın veya bir C-level'ın cihazlarına, şirket cihazına ya da şahsi cihazına info stealer dediğimiz zararlı bir yazılım var. Bu zararlı yazılım, ekranımı paylaşacağım sizlerle. Sanırım ben oturum sahibi olmadığım için paylaşamıyorum. Ona da yetki verebilirseniz memnun olurum. Bu info stealer zararlı yazılım dediğimiz yazılım arkadaşlar, çoğu zaman bir FTP portu açar. Yani bir clickable linke tıkladınız ve bu linke gittiğinizde ya da arka planda bir exe indirir ve o exe'yi automated run etmesini sağlar. Kurumların aldandığı nokta nere diyecek olursanız, arkadaşlar kurumlar bu tarafta genellikle kurumlarında şöyle bir şeyle karşılaşıyorlar.
İşte biz çok güzel bir EDR aldık. EDR ürünü dediğimiz bu antivirüslerin bir tık daha gelişmiş versiyonu. İşte biz işte SIEM kullanıyoruz, her hareketi logluyoruz ve buradan alarm üretiyoruz gibi. Ama buradaki kural base'leri ve aynı zamanda burada çalışan security analistlerin yetkinliğine bağlı olarak bu alanlar içerisinde zorluklar çıkabiliyor ve bu zararlıların çalışma prensiplerini anlayamayıp içeride yatay ve dikey yönde saldırganların erişimleri artabiliyor. Ve bunu aslında info stealer dedim, yani olayın en başı. Siz bir şeye clickable tıkladınız ve oradan bir exe indi ya da herhangi bir bet ya da herhangi bir ofis programı içerisinde gömülü bir şekilde geldi ve çalıştı. Şimdi burada bu tree yapısında aslında ben size bir info stealer'ın görselleştirmesine gelmeden önce aslında biz Threatmon'la şunu yaptık bu taraf içerisinde. Kurumların bir info stealer bulaştığı zaman hangi URL'e gittiyse bunları attackerlar belli zip dosyaları sıkıştırılmış şekilde yüklüyorlar ve bazen paralı bazen ücretsiz olarak satabiliyorlar ve biz bunları dump edip Python'la ile yazdığımız parserlar var. Buradan computer detail bilgilerini çekebiliyoruz. Yani aslında henüz daha yapay zekaya gelmedik. Bu info stealer belasında kurumları şöyle korumaya çalışıyoruz. Bakın, diyoruz ki attacker release tarihini bu tarihte yaptı. İşte şu kullanıcınızın aslında şuradaki computer detailinden baktığı zaman şu IP'ye sahip, şu işletim sistemine sahip cihaza bulaştın diyoruz. Ama bunu aslında görselleştirerek şu hale getirdik biz. Diyoruz ki birazdan yapay zekada da bu hikayeyi kullanacağım çünkü. Bunu görmenizi de tavsiye ederim. Şöyle bu alan içerisinde gördüğünüz ekranda bir info stealer'ın tree yapısı var. Yani info stealer tarayıcınıza bulaştı. Real time olarak her girdiğiniz URL'de, her girdiğiniz login ve logout işlemlerinde hangi URL'e giderseniz gidin bilgilerinizi çalıyor olacak. Arka planda info stealer'ın geliştirilme şekline, yetkinliğine bağlı olarak arka planda bir aktif direktör ortamına eriştiyse burada SMB parolarınızı ya da elem veya NT hash'lerinizi ele geçirme şanslarına sahip olabilirler. Ve bunları da hash'li olarak veya bazen clear text olarak elde edebiliyorlar. Şimdi burada biz bunu yaparken bakın şöyle bir veriye ulaşmışız. Demişiz ki bu info stealer msbuild.exe olarak aslında bir framework'ün altında Windows'unuzun altına direkt inmiş ve burada run edilmiş diyoruz. Bu birazdan anlatacağımız siber tehdit istihbaratı ve yapay zeka alanında da bu bilgilerin neden işe yaradığını söyleyeceğim. Oraya değineceğim. Ve bu cihazın dış IP'si. Bu neden önemli? Kurumun kendi internal cihazları mı? Yani şirket içerisinde sizin şirketin verdiği cihazlar mı? Yoksa şahsi kendi cihazı mı? Bunun hakkında bilgi sahibi olma şansına sahip olabiliyorsunuz. Burada işte username'i ya da işte password'ü neyse onu görebiliyorsunuz. İçeride kullanılan ürün bir EDR mı, antivirüs mü bunu görebiliyorsunuz. Bu ve benzeri bilgilerle aslında bir profil elde etmiş oluyorsunuz. Hem bu kullanıcı hakkında, hem bu zararlı hakkında, hem bu kurumu en çok maruz kaldığı info stealer hakkında. Yani aslında daha demin Cihan Hocam bahsettiği gibi yani aslında olayın en başı buradan geliyor. Bu info stealer bulaşıyor ve içeri dahil olabiliyorsa attacker içeride bir fidye yazılımını run edebilir. Zero day veya kritik bir işte exchange sonucunda default bir parolu bırakmadıysanız ya da ne bileyim işte bir RDP portu açık dışarıya içeri olan bir cihazın sunucunun orada bir default parolu bırakmadıysanız bu tarz afiyetleri es geçerek konuşuyorum. Tamamıyla sıkılaştırılması yapılmış. Her şey mükemmel. C-level'lar neden önemli bu tarafta? C-level'lar bir IT menajerin ya da bir security menajerin koyduğu parola politikaları veya güvenlik politikalarından genelde dışında kaldığını görüyoruz. Dolayısıyla bu info stealer'ı zararlı yazılımı geliştiren kişiler de çoğu zaman bu kişileri hedef alabiliyor. Bununla beraber biz yapay zekaya peki ne yapıyoruz? Nasıl bağdaştırıyoruz bu hikayeleri? Buna gelmeden önce de yine Threatmon'la beraber aslında topladığımız büyük bir data seti var. Yani bizim yapay zekaya gelene kadarki kısımda biz kurumlar hakkında bir big data işlemesi de yapıyoruz. Ya bunu nasıl yapıyoruz? Yaklaşık 3 ay 4 ayın sonunda kurumun hakkında bir normal ve bir anormal profil çiziyoruz. Ve bununla beraber de aslında arkadaşlar
Yani burada bir ürün tanıtımı değil. Aslında bu burada bir security'sel bir bakış açısı yapıyoruz arkadaşlar. Onun altını çiziyorum tekrardan. Burada size de vizyon katmak anlamında bunları anlatıyorum. Burada örnek veriyorum. Bir kurumun dışarıya açık, dışarıdan erişilebilir IP adreslerini görüntülüyorsunuz. Şu an ben zaten demo ortamındayım arkadaşlar. Hani bilginiz olsun. burada tagging yöntemiyle çıkardığımız profilde diyoruz ki işte burada bir SQL server var, database var. İşte burası aslında bir cloud asset, Azure'dan gelmiş. Bunun kritik bir portu var. Bunun üzerinde şöyle bir product var ve benzeri. Şimdi bu bilgiler ve daha demin gördüğünüz farklı bilgiler de tabii burada farklı farklı alanların tamamını işliyoruz. İşte subdomainlerini topluyoruz. Website'ların login olup olma durumlarına bakıyoruz. İşte burada mesela örneğin hangilerinde login page var yok gibi detaylara bakarken bunlar elimizde bir big data olarak doğuyor ve burada da aynı zamanda kurumun bir profilini de çıkıyoruz. Ne kadar zararlıya maruz kalabileceği gibi. Bu big data işlemesini yaptıktan sonra biz yapay zeka ile aslında tretman olarak da yani benim vizyonumla buraya koyduğum vizyonla beraber ve içinde olan isteğimle beraber şunu şöyle işledik. Ya dedik ki abi tehdit istihbaratı istihbaratın kökeninde olduğu gibi var olmayan bir şeyi kuruma o daha var olmadan önce biz bunu nasıl haber verebiliriz? Soru bu. Kök soru bu. Bunu oturduk. Bu alanda uzman arkadaşlarımızla beraber çalışma arkadaşlarımızla bir brainstorming yaptık. Ve bunun sonucunda dedik ki biz bu soruya önce datalarla big data işlemesi yapmalıyız ve bu big data'yı da AI destekli bir yapıya sokup kuruma şu konuda bilgi sahibi etmeliyiz. Ne demek bu? Örnek veriyorum. Bizim elimizde globalde ne gibi bilgiler var? Mitre Attack Framework'üne girdiğiniz zaman arkadaşlar burada aslında bir APT grubunun taktik ve tekniklerini görüntüleyebiliyorsunuz. Örneğin genellikle işte kullandıkları lateral movement ve işte collection ya da privilege escalation gibi yöntemleri görüntüleyebiliyorsunuz. Aslında burada hangi bir APT grubunun hangi adımları işlediğini görüntüleyebiliyorsunuz. Örneğin APT19'a tıkladık. Burada APT19'a geldiğimizde genellikle APT19'un kullandığı taktik ve teknik ve prosedürleri gördüğünüz zaman şöyle bir yorum getirme şansımız yok mu? Yani mesela örnek veriyorum. İşte APT19 genelde işte web protokollerini kullanmış. İşte burada genellikle interpreter vesaire kullanmış. Tamam ben de o zaman elimdeki şu datalarla bir kurumun dışarıya açık olan envanteriyle bunu ilişkilendirip big data işlemesi yaparak Amerika'nın Fed faizini yükselttiğinde ya da azalttığında Rusya'nın Amerika'daki firmalar üzerinde siber tehdit oluşturabilecek grupların yapacağı hareketleri öngörebilir miyim? İkinci sorum geldi. Bu ve benzeri sorular günden güne arttıkça bu big data'yı işleyerek bu soruları AI destekli cevaplama bir mekanizmasına oturtmaya çalıştık. Ve günün sonunda şunu elde ettik. Yani bu şu an burada ilk defa böyle bir yayında çıkıyoruz. Bunun için bir webinar yapacaktık. Böyle bir şey kısmet oldu. Yöneticilerimden de izin alarak tabii bu konuşmayı rahatlıkla yapabiliyorum. Çünkü artık bu özelliğimizi release ettik. Globalde Mendiant gibi işte Recorded Future gibi çok güçlü firmalar var. Hem maddi olarak hem insan kaynağı açısından. Bu kadar insan kaynağı, bu kadar kaynağa rağmen bu soruları aslında cevaplayamadıklarını gördük. Ve biz dedik ki kim neyi cevaplayamadıysa ona cevap verelim. Bununla beraber Big Data ve Big Data işleyerek kurumların artık hangi APT grubunun hangi sosyal ekonomik şartlar altında hangi haber oluştuktan sonra ve benzeri gibi bir sürü detay var. Tabii buradaki bütün know-how'ı anlatmayacağım. Hani rekabetçi olan firmalarımız izliyor da olabilir bu arada. Hani yapması çok zor bir durum. Yüzdelik olarak bir APT19'un hangi sektörü hangi zaman aralığında alabileceğini artık tahmin edebiliyoruz. Bu şu an burada bu dinleyiciler arasında şu soruyu soranlar olabilir. Ya hacı çok atıyorsun ya diyebilirler. Peki sorum size şu atıyorsam. Bir önceki Cumhurbaşkanlığı seçiminde birçok YouTube'da YouTuber olan gazeteci insanlar oldu. Bunlar arkadaşlar yapay zeka uzmanlarıyla çalışarak
yapay zekaya seçim tahminleri yaptırdılar. Ve bugün şu an o seçim tahminleri başarılı olduğu için bugün belediye seçimlerini Türkiye'de kimlerin kazanabileceği konusunda AI destekli yorumlama mekanizmaları geliştirdi bütün partiler. Yani bu ne demek? Bunu siz seçim mekanizmasına oturtabiliyorsanız bu mantığı her yere oturtabilirsiniz demek. Ve biz de bu mantığı aslında hem ürünleştirdik hem de bir 360 derece bir güvenlik perspektifi dokunduk. Peki bunu daha base nasıl hale getirdik? Öyle de bir aslında ekran görüntüsü göstermek istiyorum. Örnek vermek gerekirse kampanya uygulamamda dedim ki bir de kurumlarda şu dikkatimizi çekti. Yani herhangi bir zafiyetin ya da herhangi bir tehdit istihbaratı olayının sonucunda siz ne kadar bir şeyi anlatırsanız anlatın karşı tarafın teknik yeterliliği yetmezse bu sorunu çözmeye yetisi azalabiliyor. Ve de aslında insan olarak da sizin için bir efor artı bir efor. Şu an gördüğünüz gibi kampanyaya bizim gönderdiğimiz bir şöyle bir alarmımız varmış. Demiş ki sizin işte bir tane login paneliniz var. Bu brute force'a karşı korumasız demişiz. Ben de dedim ki bizim AI aslında destekli alanımıza ben bu alarmı ay çözüm önerisini ve ne sunarsın ve bu zafiyete kendi buffer'ımda nasıl bir kural seti yazabilirim aslında. Gördüğünüz gibi aslında çözüm önerilerin bizde de default olarak gelirken ama bakın burada önemli bir noktaya değinmiş olduk. Artık hiç kimse hiçbir şey bilmese bile bizim geliştirdiğimiz bu özellik sayesinde kurumunun kendi WAF'ına nasıl bir kural yazabileceğini, base bir kural yazabileceğini görüntüleyebilir hale gelebiliyorsunuz. Bu da aslında artık işte bir support'un ya da bir işte security dedicated bir security analistin çalışmasına ya da bunun orada kendi yetkinliğine bağlı olarak çalışmasına gerek kalmadan base bir kullanıcı da yani seviye bir analist arkadaşımız da buradan faydalanarak artık kendi güvenlik ürünlerinde kapsayıcı bir noktaya gelmiş oldu. Yani AI'ın tehdit istihbaratı tarafında eğer doğru işlenir ve nakışı yapılırsa artık günümüzde gelemeyeceği bir nokta kalmadığını biz kendi tarafımızda gözlemledik. Bunu da niye bu kadar aslında onur ederek söylüyorum? Bunun sebebi de şu. Abi hani dünyada herkes elinin altında her şey. Size yine şu soruyu yönelteceğim. Hani birazcık daha zihnimizin açılması açısından. Mesela Google'da büyük bir data seti varken AI geliştirme tarafını 5. 6. sıralara attığında OpenAI firması arka planda geliştirerek Microsoft tarafından satın alınarak bir ivme yakaladı değil mi? Bugün 200 milyona yakın kullanıcısı olduğu söyleniyor. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemem. Ama asıl bu işi yapması gereken kişi kimdi aslında yapabileceği? Google'dı. Biz de kendimiz aslında bu kadar devler arasında kendimiz çok bir dev aynasında görmüyoruz ama şunu net olarak söyleyebilirim. Bizim rakibimizde olduğumuz, rekabette olduğumuz kurumlara baktığımız zaman globalde Mandiant gibi, yıllardır hani Google'ın ürünü bu arada, Recorded Future gibi, IBM'in Randori diye bir firması var. Anomali gibi. Hani bu kurumlar çok ciddi lisanslama ücretleri olmasına rağmen diyorum ve bu kadar insan kaynağı olmasına rağmen Mandiant'ta da yaklaşık olarak 5000 tane analist çalışıyor olmasına rağmen henüz hiçbir platformda bir AI'ya yönelik bir hamlesi olmadığını gözlemledik. Ve dolayısıyla daha demin bahsettiğim yaklaşımlarla Threatmon'da bu özelliğimizi release ettik ve bununla beraber artık tehdit istihbarat, çok affedersiniz, tehdit istihbaratı, atak yüzey yönetimi gibi konularda tamamıyla bütüncül bir yaklaşıma doğru gitmiş olduk. Bizim tehdit istihbaratıyla ve AI ile ilişkilendirdiğimiz kısımda aslında artık Türkçe meali şu oluyor. Öngörülemeyen tehdidi görmeye başladık. Yani gerçekten bugün biliyorsunuz işte Kuzey Kore destekli hacker grupları var. Rusya'da aynı şekilde Rusya'nın kendi devlet destekli hacker grupları var, tehdit aktörleri var. Amerika'nın aynı keza. Türkiye'de de biliyorsunuz hani devlet destekli olmasa da devlet adına işlemler yaptığını söylemeye çalışan tehdit aktörleri olabiliyor. Hani bunu sektörel bazlı
grup bazlı kampanyanın kendi profiline uygun olarak. Zaten bu Big Data işlemesiyle her kurumu profilliyoruz. Bu profille APT ve ransomware gruplarını eşleştiriyoruz. Ve bununla beraber hangi APT grubunun radarına girebileceğini konusunda fikir sahibi olabiliyoruz. Dün Lockbit grubu büyük bir Europol tarafından darbe aldı. İşte uygulamaları ele geçirildi vesaire. Ancak bu hafta sonu benim Kıbrıs'ta yakinen tanıdığım bir arkadaşım firması Lockbit tarafından bir ransomware'e maruz kaldı. Ben mesela düşündüm, yani gerçekten şöyle düşündüm. Hani şunu düşünüyorum. Çok küçük bir firma Lockbit grubunun nasıl radarına girebilir? Yani aslında bu soruları biz sürekli sorduğumuz için geliştirdiğimiz uygulamada da bunu öne çıkarttık ve aslında bu sorulara şu an cevap verebiliyoruz. Yani bugün SafeBox'ın bir web uygulaması var. Ben bu SafeBox'ın 3 aylık, 4 aylık elimde topladığım datasıyla beraber, big datasıyla ne zaman hangi grubun tehdit altına girebileceği ve hangi türevlerde girebileceğini öngörebilir hale gelmiş bulunduk. Dolayısıyla AI bundan sonra abi tehdit istihbaratı, offensive security, blue team uygulamaları, yani düşünsenize bugün bir sürü EDR var, hala AI entegrasyonu yok. İlginç, yani bana çok ilginç geliyor. Buradaki açığı da biz öngörerek biz buna yönelik bahsettiğim türevde geliştirmeler yaptık. Yaklaşımlarımız bunlar. Çok detay veremiyorum, know-how paylaşamayacağım için aslında. Kusura bakmayın. Ama soru cevaplarınız da benim de sorduğum sorular, aslında ana sorular. Bu soruları sizler de kendinize sorduğunuz zaman AI ile nasıl bütüncül çalışabileceğinizi aslında öngörebiliyor olacaksınız. Özetle böyle diyebiliriz. Can, sana topu bırakayım. Soru cevap şeklinde devam edebiliriz. Teşekkürler. Bu ürünle alakalı, hani ürün tanıtımı yapmıyorum dedin, orada bir şey söyleyeceğim. Şu an CTI alanında çalışmak isteyenler zaten sizin ürün ya da alternatif ürünler gibi şeyleri kullanması gerekecek. Aynen, Tabii. doğru. Hani Doğru. o yüzden evet, teorisi farklı, derinliği farklı. Haftalarca, aylarca eğitim alınması gerekiyor. İçerisinde malware analizi de var. İşte diğer istihbarat çalışmaları da var. Hepsini birleştirerek bu tür araç gereçler kullanarak yapılıyor. O yüzden ürün üzerinde anlatmak daha kalıcı oluyor. Evet, kesin. Ya tabii burada çok büyük, bu dataları toplamamızda çok büyük analist arkadaşlarımızın emeği var arkadaşlar. Yani hani burada arka planda yine bizim yetenekli arkadaşlarımız çalışıyor. Dediğim gibi, yani işte bir info stealer zararlı yazılımını gidiyorsunuz, bir nokta union bir forumdan elde edebiliyorsunuz. Dolayısıyla bunu hani otomatize etme şansınız şu an için yok. Nokta union'lar üzerinden bir data web scrubbing yapabileceğiniz bir durum yok. O yüzden zaten buralarda da yine bu forumları keşfetmesi, bu forumlara dahil olması, attacker'la bir malware sample'ının isteyebilecek bir espiyonaj tekniğine sahip olan bireylerin olması gerekiyor. Yani attacker gibi düşünüp, gerçekten tehdit aktörü gibi düşünüp, onu psikolojik manipülasyon yöntemleriyle elde edip bir zero day'in sample'ını almak gibi. Yani bu tarz operasyonlarımız oluyor. Zaten bu operasyonlar sonucunda da gerçekten işte bu tarz big data işlemelerini ancak bu şekilde yapabiliyoruz. Yani diğer türlü herkesin bildiği sır değildir muhabbeti gibi. Yani herkesin bildiği şeye vakıf olup ortaya bir şey koymamız zaten çok da bence son kullanıcı tarafında impactli olmadığını düşündüğüm bir konu. Ben de güvenlikle yapay zekayı birleştiren bazı şeylerden bahsedeyim. Güvenlik tarafında yapay zeka hemen her yerde kullanılıyor. Bununla ilgili ürünler geliştirebiliyoruz. Hatta şöyle ayırabiliriz. Geliştirdiğimiz yapay zeka, güvenlik odaklı yapay zekaların içerisinde de bir yapay zeka var. Doğal olarak detection ya da ofansif odaklı atak yapan bir yapay zeka geliştirdiğinizde bunun içerisindeki yapay zeka da hacklenebiliyor olacak. Bu Doğru. nedenle de AI security ihtiyacı var. Yani bir yapay zeka modeli geliştiriyorsunuz. Bu saldırı yapacak ya da defensif odaklı çalışacak. Analizler yapacak, çıkarımlar yapacak. Sonrasında bunun içerisindeki yapay zeka modelinin de zafiyetleri olduğu için onu da detect edecek. O zafiyetleri detect edip hatta
çeşitli önerilerde bulunabilecek başka bir yapay zeka. Bu da AI Security Model diyebileceğimiz bir şey. Haliyle detection ve atak yapan bir yapay zekanın içerisindeki yapay zekaların güvenlik zafiyetlerini fark edip, analiz edip çeşitli tavsiyeler üretebilen yapay zekalar da var. Ben bunlarla ilgili bazı çalışmalar yaptım, yapıyorum. Bir şeyleri otomatize etmeye çalışıyorum. Bu dark web tarafında da işte dark web, deep web artık ne dersek bu tarafta işte onion odaklı uzantılardan bahsettik. O tarafta işte Tor ile bağlanıyoruz vesaire. Evet, insan müdahalesi gerekiyor. Fakat püf nokta şu. O tarafta da yapay zeka kullanılabiliyor aslında. Bu çok ekstrem bir senaryo biliyorum. Fakat oralara erişen bir yapay zeka var. O yüzden benim aslında açmak istediğim konu şu. Bir CTI, evet şu ana kadar insanla yapılmak zorundaydı. Evet. O insanın bilgisi, know-how'unu bir yazılıma aktarabilmek mümkün değildi. Yapılması gereken süreçler vesaire. Halen az önce bahsettiğin şu kısımda halen olgun bir şey yok. O da şu. Diyelim ki bir hedefi buldum ben. Bir dark web ortamında yapay zeka ile bir kaynak fark ettim diyelim. Bu kaynağı fark ettikten sonra onun muhatabıyla iletişime geçip o muhabbeti, iletişimi yönetmek. Bu müzakere süreci diyelim. O taraflar evet halen insanda. Fakat gene biraz daha uç örnek olarak bakarsak şu an değil ama birkaç yıl sonra aslında o iletişimi bile bir yapay zekanın yapabileceği aşamaya geleceğimizi nereden biliyoruz? İşte ChatGPT mesela çok gelişmiş değil. Fakat Gemini mesela, Gemini Google'ın, o evet gerçekten gelişmiş bir altyapıya sahip. Bugün değil ama birkaç yıl sonra artık o süreçlerde bile iletişimi yönetebilir hale gelir. Karşı tarafla bir müzakere yapabilir. Buraya kadar ben kendi zihnimde bir toparladığımı şöyle yapay zeka ile nasıl yapardık diye analiz edeyim. Birincisi CTI tarafında bir detection yapılması gerekiyor. Entegrasyon birçok entegre güvenlik yazılımı olması gerekiyor ki tek başına hiçbir CTI yazılımı çalışmıyor. Bir şey yapamaz. Entegre çalışıp oradan elde ettiği loglar, çıkarımlarla bir anlam üretiyor ve diyor ki ha, buradan şöyle bir saldırı gelmiş. Şimdi oralarda evet dediğin gibi mesela oralarda yapay zeka olmadığı için aslında gene statik, normal ya da traditional, geleneksel yazılıma güvenerek bir şey yapılıyor. Evet. Orada da o yazılımlar aslında çok güvenilir olmayabiliyor. Mesela sektörden bazı işte SOCG ya da o tür yazılımları kullanan ve büyük kurumlarda çalışan kişilerle konuştuğumda çok aşırı özgüvenli olduklarını görüyorum. Sen de çok görmüşsündür. Değdirmesin diyeyim, ne diyeyim? Yani ya bize bir şey olmaz diye başlıyor. Dedim tamam zaten kesin olacağının garantisini verebiliyorum ben burada. Çünkü aşırı özgüven istihbaratta da siber istihbarat ya da normal istihbarat ya da güvenlik, fiziksel, siber fark etmiyor. Aşırı özgüven tehlike burada. Doğru. Ve aradan bir hafta 10 gün geçti. Bu bahsettiğim bankanın hacklendiği haberini aldım. Ve oradan ekipler demişti. Bizim red team'imiz iyi falan demişti. Yani bize bir şey olmaz demişlerdi. Dedim fazla yapma bunu. Deme. İşte yazılımlarımız şunlar vesaire. Red team'imiz iyi. Onlar bize rapor veriyor. Şu bu. Öneriler falan. Dedim gene de çok şey yapma ama velhasıl hacklendi. Çünkü işin doğası bu. Hani o güvenlik yazılımları da hackleniyor bildiğiniz Tabii. üzere. Aynen. Zannediyorlar ki onlar böyle gerçekten duvar yani aşılamaz duvar zannediliyor. Halbuki hackleniyor. Kesinlikle. Yapay zeka tarafında sizin aslında işinizi en çok güçlendirecek taraf CTI'da internette analiz yapabilen bir yapay zeka. Değil mi? Evet, aynen. Burada
Tamam, bütün interneti takip edebilmek zor. Analiz edebilmek hatta imkansız yani. Google değilsin sonuçta. Tabii Google kesin. yapıyor zaten onu. Aynen. O zaman Google Yani, olurduk abi evet. zaten. İşte fakat kaynaklar belli. O diyelim ki ben bir şey arakladığımda internetten dijital bir kaynak. Bunu satabileceğim yer belli. Çok özel elden vesaire yapmıyorsam bunu. Tabii. Forumlar var. Çünkü pazar yeri orası. Yani istediği kadar kaçsın bir şekilde orta segmente kadar satışçılar, Doğru. saldırganlar oralara gidecek. Onu da genele duyurmak zorunda. %90 böyle. Yoksa özel çok ekstrem bir senaryoda elden de satabilir. Daha özelden de satış olabilir. Buralara ulaşabilecek yapay zekalar geliştirilebiliyor. Öncelikle bunu söyleyeyim. Belki hani Google'ın Mendeley'den sizi ayırabilecek şey bu olabilir. Daha hızlı erişim için. Tabii. Onu diyorum yani bu kadar kaynak var. Hani neden yapmadıklarına inan bilmiyoruz yani. I don't know yani. Evet. Hani niye bu kadar yavaşsınız abi hani anladın mı? Hani biz bu kadar kişiyle hani bu kadar bizden eminim çok daha iyi insanlar vardır. Yani çok mükemmel beyinler vardır ama anladığım kadarıyla şey bir körlüğü oluyor. Yani bir duvara sürekli baktığınız zaman beyaz duvar bile bazen bir anda siyah dönüşebilir ya. Hani sanırım odaklandıkları çok fazla odaklandıkları için muhtemelen diğer alanları kaçırdıklarını düşünüyorum ben. Ben güvenlikte şunu fark ettim. Epeydir güvenliğe yapay zekayı iliştirmeye çalıştığım için burada çok bazen kurumsal tarafta çok keskin kurallar var ya. Evet. O kuralları yapay zekaya bırakmak istemiyor bazı firmalar. Evet. Hani mantıklı sebepleri var. Bazı konularda değil ama bazılarında evet. Çünkü bir çıkarımın yol haritasını görmek istiyor. Evet. Sen mesela bir zafiyet bulduğunda bunun akışını baştan sona bir insan güvenlik araştırması olarak bunu anlatabiliyorsun. Diyorsun ki bunu yaptım şu şu adımlarla ben bu zafiyeti buldum. Sonra da bir exploit geliştirdim. Bunun sonucunda da şu manipülasyonu yapabildim. Raporum da bu. Fakat Doğru. yapay zekada bunu henüz alamadıklarını düşünüyorlar. Fakat o da doğru değil. Bu aslında yapay zeka bilmediklerinden kaynaklanıyor. Çünkü açıklanabilir yapay zeka diye bir şey var. Explainable AI. Biz bununla temelde ya yani trustworthy AI var, responsible AI var falan birçok farklı başlık. Explainable AI'da aslında şu. Deep learning içerisindeki artificial neural network black box olarak geçiyor ya. Hani black box içerisinde ne olduğunu biz bilmiyoruz. Doğru, bilmiyoruz. O algoritmayı geliştiren Geoffrey Hinton da bilmediğini söylüyor zaten. CNN'i geliştirdi ama diyor ki evet görüntü üzerinde çalışıyor. Doğru. Nasıl çalışıyor diye soracaksınız. Bilmiyorum diyor. Yani Evet. amcamız ki Bazı bu şeyler hissiyat abi bu arada gerçekten. Security de öyle yani. hani bu bahsettiğim Geoffrey amcamız da The Godfather of AI dediğimiz ihtiyarımız. İşin piri. Çünkü gerçekten öyle bir çıkarım yapıyor, öğreniyor ama onu nasıl yaptığını bilmiyoruz. Fakat Explainable AI ile biz yapay zekada yapay zekanın bir kararı nasıl verdiğini anlatmasını, tarif etmesini söyleyebiliyoruz. Çıkarımının kaynağını söylemize Evet. diyebiliyoruz kısacası. Bu taraf da geliştiğinde aslında güvenlik tarafındaki bu az önce bahsettiğim korku da ortadan kalkacak. Mesela bunu da yapabiliyoruz. Güvenlik tarafında hatta senin farklı yayınların var ya SCADA sistemleri, Critical System dediğimiz. Evet. Mesela şöyle bir haklılık var. Orada bir kararı yapay zeka verecek. Diyelim ki detection ya da işte prevention. Fakat ama bu devasa kritik bir sistem. Şimdi ben burada yapay zekaya nasıl güveneyim diyor. Haksız değil. Bu soruyu sorarsak haksız değil tabii. Yani ben Evet. yapay zeka nasıl göreyim? Bilmiyorsan tabii ki Evet. yani. Fakat işte birkaç yıl içerisinde o da değişecek. Hani 2023'te işte bir generative AI'nin ürettiği Will Smith görseliyle 2024'te üretilmiş bir yaşlı ihtiyar sakallı birinin fotoğrafını gösteriyorlar ya, popüler Evet. oldu. Bak bir yıldaki değişim bu. Gerçekten
LLM tarafında ve generative AI tarafındaki gelişimler, algoritmik ve bu pre-trained modelların gelişmesi, güçlenmesi güvenlik tarafında ciddi işi kolaylaştırıyor. Mesela Google'ın geliştirdiği bu LLM'de şey var, Palm var, Palm. Palm aslında open bir model. Facebook, Google bu LLM'ler geliştiriyorlar ve milyarlarca parametreyle, token'la neyse bunları yayınlıyorlar. Onun mesela güvenlik yaklaşımlı versiyonu da çıkardı. Google Cloud üzerinde bunu kullandırıyor. SEC, Palm şeklinde. Bunu illa Google'a bırakmak zorunda değiliz. Mesela biz de Palm alıp ya da farklı bir open modeli alıp bunu güvenlik odaklı eğitebiliyoruz. Evet. Yani aslında şöyle bir ChatGPT vari ki ona benzer, ona yakınlıkta open modeller var. Google ve Facebook bunları geliştirip yayınlıyor. Bunları aldık. Bunlara sadece güvenliği öğretiyoruz. Bu ciddi şekilde güvenlik çıkarımları yapabiliyor. Bu sayede. Bu şekilde çözülebiliyor. Diğer yandan güvenlik zafiyetlerinde mesela ben şunlar üzerinde çalışıyorum. Aslında burada sen de red teamci olduğun için birlikte fikir alışverişi yaparsak daha iyi olur. Ben bir web sitesini ya da herhangi bir sisteme bir pentester gibi saldırı yapabiliyorum. Güvenlik zafiyetlerini araştırabiliyorum. Bir yapay zeka ile. Burada senaryo şu. Bir CTI senaryosu kurgulamak istiyorum. Saldırıyı yapan bir yapay zeka olduğunu varsayalım artık. 5 yıl sonra konuşuyoruz. 5 yıla bence gerek yok yani. Şu an ya zaten yapıyorlar yani. Evet. Hani evet ben şu an yapabilirim ama hani birkaç yıl sonra daha da geliştiğini düşünelim artık. Sizin sistemlere yapay zekalar saldırı yapıyor. Burada karşında hızlı ve GPU'lar üzerinde çalışan, gerçekten öğrenerek çalışan, internette nasıl bir ChatGPT hızlı bir şekilde öğreniyorsa ki o ayrı bir hikaye. Gerçekte öğrenme o şekilde yapmıyor. Kullanıcıdan aldığı geri bildirimden öğreniyor. Ama diyelim ki ben bu şekilde öğrenebilen bir sistem geliştirdim ve çok hızlı bir şekilde öğrenip saldırıyı değiştirebiliyor. Bir insan bu hızda çalışamıyor. Tabii ki kesinlikle. Çok sağlam bir ekip bile kursan olmuyor. Koordinasyonu vesaire. Ama yapay zeka bunu yapabiliyor olacak. Bu Doğru. senaryoda diyelim ki bir kritik bir sistemi koruyorsunuz. Siz de X CTI firması olarak. Bu senaryoda nasıl bir sorunla karşılaşacaksınız ve bu sorunu yapay zekanın saldırı senaryolarında nasıl bu manipülasyona karşı önlem alabilirsiniz? Abi şöyle, bunu zaten aslında bahsettiğin hikayeyi kısmi olarak yapıyoruz. Ne diye soracak olursan. Bunu şunla benzetiyorum. Yani saldırgan grupların veya saldırganların komuta kontrol merkezleri oluyor. Biz bunlara C2 diyoruz. Bu C2'lar JAM teknolojisiyle beraber URL'lerini sürekli değiştiriyorlar. Yani belli bir URL'e sahip değiller aslında. Domain name'e sahip değiller. Ve bunlar automated bir şekilde yapılıyor. Bugün herhangi bir AI'ın geliştirdiği ya da bir zararlı aktivasyon yani fiziksel olarak bile yapsa bugün bir teknoloji olduğu için bir dijital varlık olduğu için her dijital varlığı benzersiz kılan imzalar veya hashing diyebileceğimiz yani hash türevi imzaları olabiliyor. Ya işte bugün bir işte malware oldu. Bu malware'in işte bir IOC dediğimiz bir hash'e benzer bir yapısı oluyor. Bunlar bazıları MM3'le ya da MD5 ya da işte ne bileyim SHA-256 gibi ya da daha benzersiz hash'lere sahip olabiliyorlar. Ya da JAM hash'ine sahip olabiliyorlar. Hani bugün senin bahsettiğin hikayede de olduğu gibi eğer ki biz bu tarz AI'ların imzalarını daha önceden tehdit istihbaratı tarafında geliştirdiğimiz AI'larla diyorum hatta bunları tespit edebilirsek zaten bize saldırsalar da direkt bu IOC'ler sayesinde bu IOC ve IOA verileri dediğimiz yani hashing taraflarında bunları
güvenlik ürünlerine kural seti olarak yazabilir ya da işte direkt güvenlik ürünleri de artık o dönemde de AI ile çalışıyorsa automated bunları kural setleri halinde engelliyor olmasını bekliyoruz. Zaten bir noktada bizim de daha demin de bahsettiğim şekilde kurumu profillediğiniz anda hani senin söylediğin şeye istinaden söylüyorum. Bir şeyi eğitmenin başı o eğiteceğiniz konuya ilişkin olarak bir data setine sahip olmalısınız. Bunun bir örneği Amazon'un cloud servislerindeki technical support'u şu an Amazon AI veriyor. Komple. Layer 1 technical support'u AI veriyor. Bu AI'yı bugüne kadarki Amazon'un cloud servislerindeki dokümanları geliştirdikleri AI'nin içine gömüyorlar. Diyorlar ki bunları oku kardeşim AI'ya. AI o okuduklarından öğreniyor ve bugün son kullanıcının birinci seviye technical support'unu Amazon'un AI servisi veriyor. Hani aslında kastım buydu. Siz bir kurumun, bir markanın, bir şahsın profillemesini, data setlerini ayıklarsanız kendi AI'nıza bunu öğretebilir ve kendi kendini öğrenen bir sistem haline getirebilirsiniz ve biz de bu komuta kontrolleri şu anda da aktif olarak scan ediyoruz. Bunu AI destekli yapmıyoruz ama hani scanner'larımız var geliştirdiğimiz JARM teknolojisine. Ancak geliştirdiğimiz AI sayesinde dediğim gibi işte en çok hangi APT grubunun komuta kontrol merkezi sürekli değişiyor. Bunun hakkında AI'ya bir öğrenim kazandırabiliyoruz. Ve diğer elde ettiğimiz profillemeler ve AI'yi kullandığımız yöntemlerle aslında bunu kuruma bunun know-how'ını verebiliyoruz zaten. Yani aslında bahsettiğin şey o yüzden bahsettiğin şey yani 5 yıl hani sen bu arada biliyorum kendi düşünceni bildiğim için söylüyorum rahatlıkla. Hani 5 yıl diyorsun arkadaşlara muhtemelen hani 5 yıl sonra olur falan ama tahminim hani senin de yaptığın işlere istinaden biliyorum ki bunun 1 yıl belki 2 yıl içerisinde çok hızlı bir ivmeli bir şekilde devam edebileceğini hepimiz biliyoruz. Yine mesela bahsettiğin işte deepfake ve deep voice yöntemleri ile de beraber AI'ın birleşmesiyle de aslında senin söylediğin şey şuna dönüşüyor. Artık insanların yerine bir deepfake ve deep voice yöntemleriyle de zaten aslında AI'yı da içine koyduğun zaman gerçekten fiziksel biri bir sızma testi uzmanı olarak çalışıyor ya da fiziksel testleri yapan bir uzman olarak çalışabilir hale geliyor. Burayı böyle ben senin anlatımlardan toparladığım şekilde böyle bir özet çıkartayım. Kendi tarafımda da iletmiş olayım. Beyin fırtınamız olsun. Evet, güvenlikte şöyle yapay zekada bile çok derin çalışmalar yapan ekip sayısı az. Bu bireysel araştırma tarafında da öyle. Senin network bandwidth is low diyor. Evet. Sıkıntı yok gibi duruyor. Tamam. Bu gerçek yapay zeka derinliği üzerinde çalışılmadığı için Evet. genellikle seviye ChatGPT sohbeti olduğundan dolayı böyle Doğru. cümleleri seçerek anlatmaya çalışıyorum. Hani bir ürüne işte ChatGPT eklemek, ya tamam chatbot işte, hani bu 20 yıl önce de vardı, 2000'de de vardı mesela Aynen, chatbot. chatbot vardı. Doğru. Şimdi onu yapmak yapay zeka değil. Tamam. O ChatGPT'nin mesela çekirdeğini geliştirmeye çalış. Beceremez. Çünkü binlerce GPU gerekiyor. Başarı ihtimali çok düşük. Onun eğitim için binlerce GPU gerekiyor. Yapamazsın bunu. Doğru. Fakat en azından bunun Ar-Ge'sini yapabilirsin. Bir devlet, X kurum ya da bir enstitü olarak falan. O kaynaklara erişebilirsin böyle hafif hafif diyelim. Ama böyle bir çalışma olmadığından dolayı bunun farklı alanlardaki, diyelim ki güvenlik tarafında. Mesela şu an güvenlikte ürün geliştiriyorsunuz. Türkiye'de çok fazla güvenlik ürünü geliştiren yok. Doğru. Yani Ya onun Türkiye, başka sorunları da var da onu sonra bir başka bir yayında konuşuruz. evet, yani Evet. Türkiye daha çok pazar olarak Evet. kullanılıyor demek demeyeceğim, değerlendiriliyor diyorum. Aynen. Güzel Pazar. beyinler kullanılıyor diyelim. Güzel beyinleri ortaya çıkartmakta kullanılıyor diyelim. Evet. Üretim tarafı olmadığından dolayı
Yani kod yazmadığın bir şeyde Ar-Ge yapmana gerek yok. Ar-Ge yapmıyorsan yapay zeka yapmana gerek yok, değil mi? Çünkü Evet abi. sen bir rekabet içerisinde değilsin. Diyelim ki Google'ın mendiğinden bahsettin. Evet, Google satın aldı. Tamam, binlerce kişi vardır. Google'ın devasa know-how ile yıllar içerisinde devasa şeyler yapacaklar. Siz de farklı dikey olarak bu alana odaklanmanız mesela sizin avantajınız burada. Evet. Fakat her halükarda senaryo şuraya geliyor. Üretim yaptığın için Ar-Ge yapma ihtiyacı duyuyorsun. Bu kadar. Doğru. Doğru. Üretim yapmasaydın yapay zeka aman bana ne diyecektin? Ben lisans satıyorum 10 bin, 50 bin dolara, 100 bin dolara. İşte benim şu kadar karım oluyor falan. Yeterli. Genel olarak güvenlik tarafında defensif ve ofansif tarafta yapay zeka kullanılabiliyor. Bunların çok ekstrem senaryoları var. Bir web sitesinin bütün güvenlik taramalarını mesela yapay zeka yapabiliyor. Bu genel olarak çok soranlar oluyor. Hani siber güvenlik sektörünü replace edecek mi şeklinde siber güvenlik araştırmacılığını. Siber güvenlik araştırmacılığını replace etmez. Fakat sen ilk başta bir hani şeylerde söylüyorsun ya sektörde işte Nessus ya da hazır yazılımları falan Evet. kullanarak pentest raporu çıkartıp güvenlik ya Doğru. da pentest expert gibi kendini sunanlar. Mesela bunlar çoğunluğu oluşturuyor. Evet, bunlar yok olacaklar tabii ki. Bunlar yok olacak abi zaten yani. Olmalı da abi bence yani bu arada. Evet. Olmalı da yani. Yani ben o Nessus içerisinde bir tane modül geliştireyim, o yapsın. Ben niye bir pentest ile çalışayım, değil mi? Aynen. Fakat gerçek güvenlik araştırma tarafı öyle olmaz diyeyim hatta. Bak yapay zeka ne kadar gelişse de replace olmaz. Çünkü işin mantığına aykırı. Az önce dedim ya yapay zekanın kendi zafiyetleri de var. Tabii tabii Mesela. kesin yani. Güvenlik abi her zaman olmak zorunda yani. Bu Tabii. araştırma tarafı yani AI'yı da birinin denetlemesi lazım yani. Evet. Bu altyapılar gelişiyor. O yapay Aynen. zekaların kendi altyapılarının güvenlik zafiyetleri var. İşte DevOps vardı. Şimdi ML, SecOps SecOps mesela. oldu. Dev Evet. SecOps. Bir de ML SecOps var. Machine Learning Security Operations mesela. Çünkü Aynen. onlar da gerekiyor. Doğru. Gibi. İşte TensorFlow kullanıyoruz yapay zeka devasa şeyler geliştirmek için. Ya da PyTorch. Evet. Senin o otonom sistem hacking Evet. sunumunda anlattığın şeyler Tesla mesela PyTorch'la geliştiriliyor artık. Öncesinde TensorFlow'la geliştiriyordu. Şimdi PyTorch'u da hackleyebiliyorsan, içerisinde milyonlarca satır kodu hackleyebiliyorsan, değil mi? Demek Aynen. ki o güvenlik devam edecek. Tabii abi, bu arada bence teknoloji geliştikçe bence tam tersine giden bir şey var. Güvenlik bakış açısının daha da çok genişlemesini düşünüyorum. Ben şeye benzetiyorum. Telefona benzetiyorum. Teknoloji hikayesi. Dünyada ilk telefon çıktığında işte abin 18'ler mi vardı? Turkcell şeyin tersi neydi? Ericsson. Ericsson'lar vardı. Ericsson abin 18'ler falan vardı. Böyle kocaman telefonlar vardı. Hani mesela şimdi dönüp baktığın zaman o dönemlere insanlarda şöyle bir şey vardı. İletişim ihtiyacı eskiden çok vardı. Telefon geldi, iletişim ihtiyacı azalacaktır. Ama aslında tam tersine bir ivme oldu. Yani telefonun doğası çıkmasıyla beraber iletişim daha da hızlandı. İşin içerisinde görsel iletişim geldi. Şu an belki bizim kestiremediğimiz AI ile gelişen farklı teknolojiler de olacak. İşte bahsettiğimiz blockchain'ler, işte Apple Vision'ı çıktı. Mesela şu bir başlangıç yani aslında abin 18'e benziyor Apple'ın Vision'ın. İçerisinde AI'ın olmasıyla beraber işte Elon Musk'ın insan beynine çip yerleştirmesiyle neler olabileceği. Hani şu an belki hepimiz için bir bilim kurgu gibi gelse de bunlar şu an hali hazırda olan konular. Yani bu çok Evet. şey bir şey değil. Yani bugün hatırlayın bundan 5 yıl öncesine Tesla mı vardı abi hani? Hani vardı da yoktu. Hani vardı da yoktu. Evet. 2009'dan beri geliştiriliyordu o yarışmadan sonra. Fakat onun hani insansız otomobillerde işte level 5'e kadar oluyor ya. Mesela level 4'e kadar gelmesi belki 15 yıl aldı. Evet. Ha şimdi open source
olanlar da var. Bu ayrı bir konu. Evet. Bu ben biraz konuyu cyber warfare tarafına çekmek istiyorum. Tabii. Şimdi CTI Çekelim. dedik. Sen critical system tarafında da hem pentest farklı bakabiliyorsun. Bu CTI da daha gerçek ülke tehdidi boyutuna getirelim. Tabii. Gerçekten bir siber savaş senaryosu. Hı. Şu an hani siber savaş senaryosunda özetle katılımcı arkadaşlara şöyle diyeyim. Hiçbir şey olmadığını düşündüğünüz anda aslında çok şey oluyordur. Evet. Sadece sizin, vatandaş olarak sizin, hatta o devletin altyapısının haberi yoktur. Ama mutlaka bir şey oluyordur her saniye. Burada da sebep şu, neden haberiniz olmuyor? Çünkü sıcak savaş ve soğuk savaş dönemi ikiye ayrılıyor. Sıcak savaşta aslında kılıçların çekildiği an oluyor. Yani artık sen benim silahımı göreceksin. Ben sana göstereceğim bunu. Soğuk savaş döneminde de şöyle. Diyelim ki X, APT-1, X firması APT-1, X ülkemiz. Diyelim ki karar verdi. Dedi ki ben Türkiye ya da Amerika'ya, mesela Hacking America, Hacking USA şeklinde birkaç bazı kaynaklar var. Diyelim ki o ülkeye saldıracak. Bu istihbarat tarafında tabii ki kendi içerisinde siber ordular var vesaire. Evet. Bunlarla sürekli onların bütün sistemlerine sızmaya çalışıyor ve sızıyor. Soğuk Evet. savaş döneminde bu. Yazılımlarla sızıyorlar içerideki Doğru. o kritik sistemlere. Hatta geçen de bir kaynak izlemiştim, yeni bir belgesel. Hacking USA miydi? Hacking America diye. Sanırım ya da bir başkası. Orada şöyle diyordu. Bir tane araştırmacı bu kritik sistemler, işte enerji altyapılarıyla Hı. ilgili bir dijital kopya üretmiş Evet. ve bunu internete bağlamış. Hı. Güvenlik araştırması mantığıyla oraya tamamen gerçek bir enerji santralinin altyapısıymış gibi internete bağladığı sisteme gelecek olası saldırıları takip ediyor. Evet, Ve evet, bütün ciddi kritik saldırılar olduğunu fark etmiş ve bunların çoğu da APT-1'dan geliyor doğal olarak. simülasyon. Bu soğuk savaş dönemi sistemlere sızdı. İçeriden sadece bilgi almak için, hatta bazı kritik sistemlerde bilgi bile almıyor. Evet. Sadece o uzaktan o sistemi kontrol edecek, içeride bulunacak ve sıcak savaş döneminde sadece tek bir düğmeye basıp sistemleri ya kilitleyecek ya da istediğini yapacak diyelim. Sıcak savaşla soğuk savaşın siber güvenlik tarafındaki farkı bu. Şimdi biz ülke olarak çok fazla üretim yapmıyoruz siber güvenlik tarafında. İşin gerçeği bu. Mesela savunma tarafında onu söyleyemeyebiliriz. Savunmada Okay. ciddi üretim yapılıyor fiziksel savunmada. Onun da birkaç yılı var. Hatta bugün işte Kaan uçtu mesela. Evet. Fakat biz siber güvenlik tarafında bunu yapmadığımızı hani bilmeyen artık yoktur. Hani Yok çok abi, gizli. doğru. Ha, çok gizli bir şey değil yani Değil yani. Zaten bu. buna üzülüyoruz yani bu arada zaten. Üzüntümüzü Evet. aslında dile getiriyoruz. Evet. O yüzden böyle açık açık söylüyorum ki bunun üzerinde konuşulsun, düşünülsün. Şimdi üretmediğim bir şeyin gerçekten argesini yapabilmen imkansızdır yani. Değil mi? Gerçek anlamda bilemem. Üretimde olduğun için Ar-Ge yapıyorsun yani aslında. Evet, şimdi o MMU'yu işte Kaan'ı ürettikten sonra fikir kafa daha da çok çalışmaya başlayacak. Ben bunun model işte XYZ'sini nasıl yapsam? Bunun güvenlik sorunları başıma gelecek ya da geldi. O zaman bunun güvenlik sorunlarını önlüyor falan. Yani ürettikten sonra Ar-Ge yapacaksın. Orada güvenlik protokollerini geliştirmeye başlayacaksın. Madem biz böyle üretemiyoruz, doğal olarak burada güçlü olduğumuzu söylemek yalan. Yani gerçekçi Doğru. olmaz. Madem böyle, o zaman bu devasa kritik altyapıların güvenliğini nasıl sağlayacağız? Bizim 1.000 tane drone'umuz var. Evet, yapılıyor. Şu an gerçekten bir savaş döneminde 1.000 tane drone'u uçurabilir Türkiye. Evet. İnsansız. Hatta 2015'te Aselsan diğer savunma sanayi firmalarına eğitimler verirken görüyordum mesela. Çok sağlam radarlar geliştiriliyor, kara araçları geliştiriliyor vesaire. İşte gemiler ve bunları birleştiren yapay zekalı bir şeyler.
devasa şeyler var. Fakat sorun şu, bunların siber güvenliğini sağlayacak herhangi bir şeyimiz yok. O zaman ben APT-1 olarak bir saldırı yapacağım. Sen de Türkiye olarak bak olaya. Saldırmaya. Hı. Evet, ben devasa kaynaklarımla ve gerçekten ciddi binlerce kişilik uzman, hani Red Team'in kitabını yazma seviyesi Evet. de olan çok sağlam binlerce, on binlerce kişiyle ve devasa donanımsal kaynak, on binlerce GPU'lu ve devasa analistler, istatistikçiler, yapay zekacılar, özel yazılımlarını geliştirmiş ki biliyorsun ki o bahsettiğin güvenlik pentest yazılımlarının geliştirmesini ya da onların menşei bile o firmalar ya da o ülkeler. Aynen Hani öyle. buradan çıkarımlayarak on binlerce kişilik ordu olduğunu anlamak için dahi olmaya gerek yok açıkçası. Ben böyle bir saldırı yaptığımda ne olacak? Güzel soru. Abi Senin gene yüzlerce gemin var, gene binlerce drone'un var, kendi MMU'nu uçuruyorsun, enerji santralleri yapmışsın, bankacılık altyapınla hava atıyorsun falan, güzel. Ne abi olacak? açıkçası bana bu soruyu sorman milli yani herkeste bir demotivasyon oluşturabilir. Aslında demotivasyon oluşturmasın. Bütün anlattığın hikayede bazı sorunlara cevaplarım da var aslında. Yani soruların cevapları da var. İznin olursa onları da cevaplamak isterim. Bununla beraber abi şöyle abi hiç kimse hiçbir şeye çok güvenmemesi lazım bu dijital dünyada, evrende. Ben yakın bir örneğini vereyim senin anlattığın hikayede. Biliyorsun Rusya-Ukrayna Savaşı başladı. Rusya-Ukrayna Savaşı başlar başlamaz abi. İşte Rusya diye aslında bir başlıkla çok Twitter'da, Telegram'da özellikle artık yeni eskiden ICQ kanalları vardı. Şimdi Telegram gruplarına artık Union uzantılı şeyler bile gitti neredeyse. Hani forumlar bile çok azaldı diyebiliriz. Yani tabii ki çok azalmadı da hani Telegram'da çok daha fazla insanlar aktif bu anlamda. Abi çok hızlı bir şekilde organize oluyorlar. Gönüllü security'ciler de işin içine dahil oluyor. Black Hat olmasa bile Grey Hat dediğimiz siyasal veya işte bir provokasyon niyetiyle yapmak isteyenler de olabiliyor. Abi şöyle Rusya'nın hani bunu Google'layabilirler. Rusya'nın Merkez Bankası'nı hani bir gün boyunca çalışamaz hale getirdikleri gün yüzüne çıktı. Biliyorsunuz hani belki duyanlarınız vardır. Bunu Anonymous grubu başlığı altında Free aslında özgürlük için Grey Hatçiler de destek olarak abi düşünseniz Rusya'nın Merkez Bankası'ndan bahsediyoruz. Yani hani Rusya'nın en güvenli yeri neresi olabilir yani anlatabiliyor muyum hani ekonomi, para ve benzeri unsurların her şeyinin aslında başkentidir bir merkez bankası. Amerika için de öyle, Türkiye için de öyle, diğer ülkeler için de öyle. Yani dolayısıyla Şöyle ben araya gireyim ve Rusya kendi nükleer altyapılarını bile, yani kritik sistem dediğimiz şeyleri aslında dijitalde tutmuyor, elektronikte tutmuyor. Hala aynen. eski usul yönetiyor. Sovyetlerden kalma teknolojiyle. Sebebi de gene siber güvenlik. Hani mesela Rusya Türkiye kadar dijital değil. Tabii. Bu arada şey Buna rağmen Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra baya bir hani şey oldular. Hani çünkü buradan bir takım arkadaşlarımız var. Hani Rusya'ya gezmek için gitmek isteyenler falan. Abi diyor ki hani hiçbir şey çalışmıyor. Yani paran yoksa bittin diyor. Yani ya kripto parayla alışveriş falan yapman lazım diyor. Yani ne Visa çalışıyor, ne Visa kart çalışıyor, ne Mastercard çalışıyor. Hiçbir şey çalışmıyor diyor. Şunu diyebilirim. Yani bugün böyle bir durumda bile hatta Kuzey Kore'yi alın abi. Kuzey Kore kendi dünyadan böyle soyutlamış bir ülke yani. Ki Kuzey Kore'yi bile hedef alabilen ve bu hedefleri sonucunda mağlubiyete uğratabilen devlet destekli oluşumlar mevcut. Türkiye olarak biz burada nasıl bir konum izleyeceğiz? Abi ben şuna çok net inanıyorum. Bence Türkiye bulunduğu coğrafya gereği
Türkiye bulunduğu coğrafya gereği abi, şunu net olarak söyleyebilirim. Türk insanının pratik zekası doğru şekilde kanalize olduğunda ve doğru kendi zihninin yeteneklerine doğru yöneltildiğinde çok büyük işler yapabileceğini %100 eminim. Ve böyle bir durumda ben de dahil olmak üzere diğer siber güvenlikçilerin diğer alanında uzman sektör liderleri, arkadaşlarımız, abilerimiz, kardeşlerimiz de ellerini taşın altına koyacaklardır. Ancak yine konu nereye dayanıyor? Mesela abi hani düşünsenize kullandığımız sunucular falan hepsi ya da işte kullandığınız sizin o güvenli saydığınız işte VPN uygulamaları var ya hani hibrit çalışıyoruz ya da online onsite çalışıyoruz ama işte örnek veriyorum Fortinet VPN'ini kullanıyorsunuz ya da Invanti kullanıyorsunuz vesaire tamam mı? Hani ya da open source bir VPN kullanıyorsunuz. Abi bunun üreticisi Türk değil. Üreticisi Türk olmadığı için zaten böyle bir durumda eğer ki tüm dünya sizin karşınızda olursa ya yani bugün Rusya hala ayaktaysa şöyle söyleyeyim yani yine bağımsız olduğu yapılar neticesinde ve bazı ticari anlaşmalar sayesinde şunu şöyle düşünün. Tüm dünya size cephe alıyor. Düşünün ki Rusya'da çok özel bir kamu kurumu ya da işte teknoloji firması servislerini Amazon'dan alıyor. Amazon bir anda işte Rusya'ya tak diye kesti koydu ya da işte Google Cloud servisleri. Abi o zaman ya da işte Almanya'da var olan farklı bir servis sağlayıcı. Bunu kestiğinde bu adamın çalışan tüm sistemleri bir anda down olmaz mı? Yani zaten buna koruma yapabileceğiniz bir durum yok. Çünkü ana kaynak, ana binanın temeli zaten çatlak. Dolayısıyla hani burada çok büyük bir harp çıkmazsa, bütün dünya bize karşı olmazsa herkes elinden geleni yapacaktır. Ancak senin sorularına aslında bahsettiğin konulara da cevaben istinaden bir Türkiye'de siber güvenlik üreticilerinin uzun vadeli veya bu işleri eline taşın altına sokmasındaki en büyük temel etken ekonomi abi. Çünkü işte bugün Mendiant'a örnek veriyorum. Google'un Mendiant'ına Türkiye'de 100 bin dolarlar verebilen kurumlar bir Türk ürünü, markası, meşesi olduğunuzda size o parayı hak etmediğinizi düşünüyorlar kafadan yani. Kafada böyle bir şey var. Yani ne bileyim Türk halkı olarak böyle bir şeyimiz var. Yani yabancı bir ürünse daha güvenilir, daha safe alan. Merkezi New York'a taşıman lazım. Adres olarak orası görünmesi lazım. Yani o zaman da diyor ki sen Türk ürün değilsin sana şans veremeyiz kardeşim diyorlar. Öyle de bir ilişki var. Bir diğer husus asıl en önemli husus tabii ki bu ekonomik sebepler. İkinci insan kaynağı abi. İnsan kaynağını manage etmek artık Türkiye'de de çok zorlaştı ve dünyada da çok zorlaştı. Zaten teknik eleman yok yani. Teknik elemanlar beklentileri de değişti. Bu sosyal medyanın çoğalmasıyla beraber işte genç arkadaşlarımızın daha kolay para kazanma yöntemlerinin farklı yani hatta sen benden daha yakinen takip ettiğin için AI dünyası, yapay zeka dünyasını ya biliyorsun işte şeyler çıkmış ya YouTube'da video komite diyorlar ya direkt hani işte hem videoyu yapıyor hem seslendirmesini yapıyor hem otomatik işte bunda nasıl para kazanılır diye aslında bir serüven başlamış durumda. O yüzden birazcık gönül işi yani şey olacak biraz siyasi parti reklamı Hizmet bizim görmüş. gönül işi abi hizmet işi gönül işi çok çalışmak işi. Ben keyif aldığım için zaten yapabiliyorum. Ama arkadaşlar ticari olarak düşündükleri zaman yapamıyorlar doğal olarak. Hak veriyorum hani kimisi de bunu mecbur öyle düşünmek zorunda, hayatını devam ettirmek zorunda. Ancak Türkiye'deki en temel sıkıntı abi bu siber güvenlikte ekonomi. Ekonomi doğru ölçüde düzelmez ise bırak hani koruyacak adamı yani ürünü hani ürün kullanmak bile hayal olabilir yani öyle söyleyeyim. Özellikle yapay zeka tarafında GPU yoksa yapay zeka yok. Yani Aynen. sen istediğin kadar algoritma dahisi ol, sıfırdan geliştir, devasa şeyler yap. O GPU'lar yoksa yoksun. Yani yapabileceğin hiçbir şey yok. Kesinlikle Yani abi. bunu yerine koyabileceğin bir şey yok mesela. Bir eksiğin olur adam bulursun, bir eksiğin olur işte bina satın alırsın diyelim bağışla bir şeyle ne bileyim. Ama GPU'lar dediğinde binlerce GPU gerekiyor. Senin doların biraz yükseldiğinde o 1 milyon dolar daha yükselmiş oluyor falan şeyi. Senin kostun 1 milyon dolar daha yükseliyor.
Geçmiş olsun. Peki, ben tekrar Cyber Warfare tarafına gireceğim. Bu Stuxnet senaryosunu bilirsin. Evet. İran'ın nükleer santrifüjleri saldırıya uğradığında. Hatırlıyorum o dönemi. Ahmadinejad döneminde. Bunlar İranlı hackerlara çağrı yapmıştı mesela. Bize destek olun, devletinize filan. Çünkü baya büyük bir olaydı. Aslında tek bir nükleer santrifüj. Şimdi tekrar ediyorum. Tek bir nükleer santrifüj böyle bir şeydi. Bunu nükleer santral olarak da düşünebilirsin. Tamam, nükleer reaktörlerin güvenliği diye bir şey var. Ben 15 yıl önce hatırlıyorum. Yabancı bir ihtiyar bir amcadan nükleer reaktör güvenliği üzerine kurs vardı mesela bir üniversitede. Meraktan izlemiştim. Fakat bunları daha geniş ölçekli düşünelim. Enerji altyapıları vesaire. Sadece enerji altyapısını çökerttiğinde zaten oluşacak kaostan dolayı ki Adını uçuyorsa biz abi. şu an güvenlikçi olduğumuz için bunları rahat konuşuyoruz. Yani ülkenin başına işte 15 Temmuz gibi bir şey olduğunda mesela, değil mi? Birkaç tane uçak yükseldi. Sonra mesela bütün sistemler kilitlenebildi. Bu senaryoyu düşün. Ama elektrik altyapısı çökmüş. Evet. İşte enerji altyapısı çökmüş. Ya da bir bölgenin çökmüş. Oluşabilecek kaosu düşün. Böyle bir senaryoda nasıl önlem alacaksın eğer üretemiyorsan? Abi üretemiyorsan, yani şöyle, abi üretemiyorsan diye bir ihtimali düşünmek bile sıkıntı burada. Bence ana kelime bu, ana anahtar kelimemiz bu. Biraz daha iyimser yaklaşacağım konuya bu sefer. Şöyle abi, yani umuyorum abi bu altyapı özellikle enerji tarafında, yani aslında SCADA sistemlerinin tamamında abi. Çünkü SCADA sistemleri genellikle hep böyle critical altyapılar üzerinde çalıştığı için IoT ve SCADA, işte gömülü sistemler, bahsettiğim işte dronlar ya da işte İHA'lar, SİHA'lar, aslında bütün hepsi çoğu böyle gömülü sistem veya SCADA üzerinde ya da en ufakları IoT'lerle çalışmakta. Abi dolayısıyla bunu milyonlarca kez simüle etmeleri gerekiyor. Yani bugün nasıl işte askeri harp okullarında ya da askeriyede tatbikatlar yapılıyor, işte ne bileyim bordo belirliler yetiştiriliyor ya da ne bileyim hani dediğin gibi fiziksel olan her şeyde böyle bir tatbikat var ya, aslında bunları continuous olarak simüle edilmesi ve de buna karşı yapılabilecek deep dive her türlü önlemin zaten baştan alınıyor olması lazım. Yani buna yapabileceğin, anlık olarak yapabileceğin bir şey yok. Geçmiş olsun. Yani zaten hacklendin. Altyapının fişini çektiler. Adıyosmuşuz abi. Yani hani bunun maksimum işte yine öncesine geliyor. Hani hacklenirsem şu altyapıdan geri dönmem lazım. En base'i budur. Hani her zaman bir backup'ın olması lazım derler ya. Hani bizim Türkiye'de şöyle bir şey var ya. Genelde olay müdahaleciler benden daha iyidir. Ben çok fazla olay müdahalesi yapmadım ama yaptığım kezlerde diyorum ki yedeği yok mu diyorum sisteminizin. Var diyor. Nerede diyorum. A diyor işte ikinci client'ta diyor, yani öbür tarafta diyor. Aslında fidye yazılımı bütün network'e bulaştığı için aynı network'te yani. Abi o zaman backup'ın orada ne işi var yani? Hani böyle bir hikaye. Aynı riski almış biraz. Aynen. Neredeyse öyle yani. Masa üstüne yedek diye koymuş yani adam. Hani öyle bir durum yok ise, hani ben de bilmiyorum şimdi. Bu arada enerji tarafında çalışan çok kıymetli arkadaşlarım var. Onların bu konulara çok kıymet verdiğini ben bizzat biliyorum. Hani onun rahatlığını vereyim. En azından bireysel de tanıdığım çok kıymetli incident responder ve olay SOC tarafında, izleme tarafında layer 2, layer 3 arkadaşlarımız mevcut. Türkiye'nin enerji tarafındaki her hareketini 24 saat boyunca izliyorlar abi. Çok hassaslar. Ve bütün iştiraklerini de takip ediyorlar ki iştiraklerinin de siber güvenlik takımları var. Zero Trust yaklaşımlarıyla enerji, kamuda enerjiyi iyi yönlendirebilecek bazı arkadaşlara isim vermek istemiyorum. Arkadaşlarımız çok ciddi bir efor sarf ettiğini biliyorum. O yüzden vicdanım ve böyle Ya şöyle. o konuda Evet. yerinde ama hani onlar gider değişir sistem, o ayrı bir şey, onu bilemem. Ama şu anki çalışan arkadaşlarımız bu konuda çok ciddi katkı sağladığını ben bizzat biliyorum yani. Şöyle. Burada şeytanın avukatlığını yapıyoruz. Çünkü birilerinin yapması gerekiyor.
Bu bahsettiğin o azınlık kişiler tabii ki var. Çok iyi hackerlar da var. Mesela adını bile bilmediğin, LinkedIn'de bile görmediğin tabii ki var. Yıllardır, 2000'lerin başlarında da vardı bunlar. Yani NASA'yı hackleyenler de vardı. Fakat bu tür bahsettiğimiz sistemler hani proaktif güvenlik yaklaşımı gerektiriyor ya. Aynen Yani bir kesin. defensif tarafta reaktif olarak bekleyip bir şeyleri takip etmekten bahsetmiyorum. Devasa altyapıların aslında endüstriyel penteste giriyor bu. Tabii, kesinlikle. Heh. Ya bir bütüncül abi olay yani hani baktığında. Evet. Şimdi bu ben insansız fabrika altyapısı da geliştirme, ciddi Ar-Ge'si yaptım. Fabrika yazılımları, altyapıları geliştirdim sırf bunun için. Onların çalışma mantığını biliyorum. Bir web sitesinin ki diyelim ki ABC e-ticaret sitesi olsun, en büyüğü olsun. Onun altyapısının güvenliğini sağlamak için yüzlerce kişi çalışıyorken yazılım tarafı, işte frontend'i, güvenlik araştırması vesaire tek bir enerji altyapısında bunu sadece bir tanesinde bile öyle birkaç kişiyle yapamazsın. Ne kadar iyi olursa olsun. Tabii abi, Çünkü mümkün değil yani. evet, Teoride de mümkün değil. hani biliyorum bazı olaylarda bazı hacking saldırıları ya da saldırı diyelim saldırılarda şey çözüm bulanlar var tabii ki. Mesele proaktif olmak. Yani olmadan önce bunların altyapısının güvenliğini sağlayabilecek sayıda ve kalitede ekiplerin olmasından bahsediyorum. Bu tarafta eksikler var. Kabaca. Orada da hani senin gibi mesela sen de işin olmadığı halde bambaşka alanlarda Ar-Ge yapıyorsun. Doğru. Ve işte sunumlar yayınlıyorsun. Gidip de o alanda çalışmayacağını sen de biliyorsun. Çalıştığın alan değil mesela diyelim. Aynen. Ama hobi olarak yapıyorsun. İşte bir şeyler üreteyim. Ben öğreneyim. Öğrendiğimi de sunum yapayım. Makale yapayım. Bunu daha disiplinli yapabileceğimiz bir organizasyonel yapıya ihtiyaç var temelde. Kesinlikle abi, katılıyorum bu konuda. Yani ben şöyle düşünüyorum. Kritik bir an oldu. Mesela bir güvenlikçi olarak dedin ya günün hangi saatinde ne olacağı belli değil. Evet. O kritik anda mesela 10 şehri etkileyen deprem gibi. Düşün. Bak. Abi mümkün. Mümkün yani. Bir anda hiç beklemedin. 100 yıl boyunca hiç görmediğin bir şey oldu. Senin bütün bak belki milyon tane askerin var. Yediği şuyu buyu hemen dahil olabilecek falan. Bütün altyapın hazır aslında. Birçok kaynağın var. Üretim vesaire. Fakat 10 ilde deprem olduğunda sistem kilitlendi. O bölge komple karanlıktı. Şimdi ben bunu siber tarafta simüle ediyorum zihnimde. Ciddi kritik bir şey olduğunda buraya nasıl müdahale edilecek? Edilmesi gerekiyor. Abi Bunu bir şey yok STK abi. Yani bunu mesela yapacak bir şey yok yani. Ben açıkçası söyleyeyim. Geçmiş olsun abi. evet. Soğuk. Şeye döneriz yani. İlk çağa döneriz yani. Öyle söyleyeyim sana yani. Evet. 3 gün içinde ilk çağa döneriz yani. Burada olması gereken şey benim stratejik gözlemime göre STK tarafı. Hani toplanılması gereken. Mesela senin bambaşka tecrübelerin var. Bizim gibi birkaç yüz kişi var farklı alanlarda güvenlik odaklı çalışan Ar-Ge yapabilecek. Bu kritik süreçler ortaya çıktığında bir araya gelip bir şeyler yapılabiliyor olması gerekiyor. Bir acil müdahale sistemi gibi düşünelim. Değil mi? Herhangi bir senaryoda nasıl müdahale edilmesi gerekiyor? Bu sorunlar nasıl çözülmeli? Burada normal istihbarat da giriyor, siber istihbarat da devreye giriyor. Yapay zeka, yazılım geliştirme vesaire hepsi aynı kategoriye giriyor. Ya abi kesinlikle katılıyorum. Bu aslında hepimiz bu niyetteyiz. Ancak tabii ki sosyal, kültürel, ekonomiksel sebepler bu söylediğin durumları belli şeylere getirebilir. Yoksa biz senin de bahsettiğin gibi yani bazen haddimiz olmayarak yine alanında uzman olmadığımız halde girdiğimiz alanlar oluyor, Ar-Ge'lerimiz olabiliyor.
Ve bunu zaten aslında bir elimizi taşın altına koymuş oluyoruz. Yani o gözle değerlendirmek lazım. Yani ben İHA'lara güvenlik testlerini ve güvenliği nasıl geliştirilmesi noktasındaki yaptığım Ar-Ge'de ben hayatımda İGA falan şey İHA falan kullanmadım yani abi hani nihayetinde anladın mı? Ya da bir İHA'yı işte içine girip incelemedim. Ancak burada zaten birinin inisiyatif alması gerekiyordu. Senin de bahsettiğin gibi hani, sivil toplum kuruluşları gibi aslında insanların böyle T anında bir arada harekete geçebileceği bir yapının olması kesinlikle gerekiyor. Bu konuda da ben aslında hep böyle çok her yerden çağrı yapan bir insanımdır yani. Gittiğim sözlerimin bir yerlere gidebileceğini bildiğim ortamlarda da ve onun umarım karşılık bulacağını düşünerekten de ama malum ya Türkiye'de şöyle bir şey var abi hani fiziksel olarak elde bir şey tutmadığında onun değersiz olduğunu düşünüyorsun. Böyle bir konu var. Yani eğer işte buzdolabı yapmadıysan ama buzdolabının nasıl soğutulacağını bulduysan buzdolabından daha değersiz olabiliyorsun. Yani aslında buzdolabının çalışma prensibi soğutması değil mi ürünleri soğuk tutması hani aklında. Ama ben onu nasıl soğutulacağını keşfettiysem arka planında bunu yazmışsam bu beni değerli kılmıyor. Buzdolabının kendisini değerli buluyor aslında Şunu insanlar. diyorsun. Şunu diyorsun aslında ya da farklı bir bakış açısı olabilir. Mesela bir otomobil ya da drone Evet. bu fiziksel olarak işte göklerde göründüğü için ve doğrudan fiziksele temas ettiği için en kritik seviyede ve en değerli olarak görülüyor. Fakat siber güvenlik tarafında çok sıkı bir algoritmayla ya da çok sıkı bir güvenlik zafiyeti buldun diyelim sen şahsi Evet. olarak. Ve bunu doğru bir kişiye, kuruma iletebilmek istiyorsun. Evet. Mesela bunun değerini anlayabilecek bir sarraf gerekiyor. Doğru. Bu Doğru. kadar Çok basit. basit yani. Yani ben buradan, çünkü Cyber Threat Intelligence diyoruz, bu da istihbarat konusu dedik. Evet. Senin bana verdiğin güvenlik bilgisini ben değerlendirip bunu istihbarat zekasıyla bu milyon dolar eder diyebiliyor olmam lazım. Aynen kesinlikle öyle. Hatta paha biçilmez olduğunu bilmem lazım gibi bir durum var. Doğru. Fakat bu yok, evet. Bu da yok. Evet. Küçümseniyor daha doğrusu öyle söyleyeyim yani. Ya, tamam buldun o iki forum baktın hani onu mu buldun falan aslında şey bilmedikleri için hani, elle tutulur bir şey gibi hissetmedikleri için hani çoğu insanda bunun karşılığı olmayabiliyor. Şunu Ama örnek vereyim. Şunu örnek vereyim. Gene konuyla alakalı. Bu İsrail'in en son saldırısında çok genele de duyulan bir şeydi, olaydı. Bir Filistinli yazılımcı ya da güvenlik araştırması onların mesela şey İsrail'in hava kalkanı vardı ya evet, demin anladım. Anladım. demir kubbenin güvenlik zafiyetini Evet. bulmuş vesaire. Onun üzerinden manipüle ederek işte o roket saldırılarını mesela şey yapıyor. Şeyle Blokaj balonlarla beraber şey görmüyor, balonu görmüyor. Balonlarla beraber füze patlatabiliyorlar falan şeylerle. İsmini unuttum şu an ya. Şu an İşte söyleyeyim. evet. Neydi? Planör tarzı şeyler var. Planör tarzı. Evet, Bu aynen. mesela o demir kubbenin güvenlik zafiyetini bulan kişi. Bak mesela aslında zor bir şey değil bu. Güvenlik araştırması olarak sana soruyorum mesela. Buna zor diyebilir misin? Abi yok mümkün değil. Zor zaten abi hani zor diye hiçbir şey yok ya. Ben hani Sadece güvenliği her hani şeyin çok zor olduğunu düşünüyordum ama şu an her şeyin çok kolay olduğunu düşünüyorum. evet. Öyle var. Çünkü onu da bir yazılımcı geliştiriyor. Tek Evet. farkı şu. Sen diyelim ki oradaki kişi olarak mesela ona müdahale ettiğinde sana yapma lan diyecek kimse yok. Hatta Doğru. yapmak zorundasın. Arkanda da bir destekçim var, bir de milli düşüncelerim var. Yapmak zorunda olduğum bir şey. Onun güvenlik zafiyetini araştırıp bulabilirsin. Bu atla deve bir şey değil. Ama o yaptığında değerli oluyor. Mesele bu. Evet, aynen doğru. Tam olarak öyle. Sen de buradan işte Amerika'ya, farklı Finlandiya'ya gidip yapman gerekiyor yani. Bunları Aynen. yapmak için.
Bu Cyber Warfare tarafında ayrı bir session da yapabiliriz aslında seninle. Kritik senaryoda bir konuşuruz. Çok derin başlıklar. Aynen. Peki ben şöyle toparlayayım. Sıfırdan CTI'ye başlayacak kişiler neler yapmalı? Ve hangi başlıklarda kendini geliştirmeli bir CTI'ci olarak? Yine yanlış bilinen bazı doğrular var sektörde. Globalde bilmiyorum bu böyle mi hani işliyor ama Türkiye'de CTI analisti dediği zaman sanki sadece forumlarda gezen, işte malware sample'ı toplayan ve benzeri bir başlık içerisinde olunduğu düşüncesi mevcut. Ancak ben bizim çalışma arkadaşlarımıza da önerdiğim bazı şeyler var. Bunlardan en temeli şu abi. İyi bir CTI analisti olabilmeniz için cümlesiyle başlıyorum. Ama iyi bir siber güvenlik araştırmacısı olabilmeniz için aslında siber güvenlik bir bütüncül bir bilgi birikimine sahip arkadaşlar. Ben hep şeyi söylüyorum. İyi bir sızma testi tarafında yani ofensif bakış açısına sahip olan bir insansan olayın hem olay müdahale hem de olayı izleyen ve tespit eden ekipte olduğunda yani Blue Team tarafında olduğun zaman da bu tespiti yapacak en iyi kişi de sen olabilirsin. Bunu Blue Team'ciye de söylüyorum. Yani sen iyi bir Blue Team'ci olabilirsin ama kafanı biraz ofensife yorarsan sana gelebilecek saldırı senaryolarını sürekli gördüğün için nasıl saldırabileceğini de otomatik aslında bilinç altında kodluyorsun. Dolayısıyla bir CTI analisti de siber güvenliğin diğer farklı alanlarından beslenmesi gerekiyor. Ve özellikle herkese şunu söylüyorum arkadaşlar, belki komik olabilir ama bilim kurgu izlemelerini öneriyorum yani. Bilim kurgu kitapları okusunlar, bilim kurgu filmleri, belgeselleri izlesinler. Bu yaptıkları işi daha katma değerli hale getiriyor. Yani ben şimdi birisi foruma bakıyor, evet data buldum ama birisi foruma bakıyor, o datanın hangi datalarla bir relation ilişki kurduğunu analiz edebilecek bilgi birikimine sahip oluyor. İyi bir CTI analisti olup alt segmentlerine indiğinizde bir espionage team dediğimiz karşı sızma teknikleri uygulayabilecek kişileri ya da sosyal mühendislik hikayelerini gerçekleştirebilecek kişi olabilmeniz için de iyi bir psikolojik altyapıya sahip olmanız yani bilimsel anlamda söylüyorum yani ruhsal dayanıklılığınız ayrı bir şey. Gerçekten de bilimsel olarak bir psikolog kadar manipülatif bir yanınızın da olması gerekiyor ki siz orada o espiyonaj dediğimiz karşı sızma tekniklerini uygulayabilecek yetiye aslında o müzakereyi yönetebilecek yapıya sahip olmanız gerekebilir. O yüzden bence her şeyin başlangıcı oku. her dinin de aslında ilk kelamı okudur. O yüzden herkese tavsiyem şu, abi hem okuyun hem izleyin yani. Hani bu şey değil, bazı arkadaşlar var, hocam ben çok çalışıyorum ama olmuyor. Hani beni kimse işe almıyor, ben işte günde 16, 18, 19, 20 saat çalışıyorum olmuyor. Ama diğer anlamda kendini çok yoksun bıraktığı zaman, sosyolojik açıdan, o zaman nakavtsın Yatay abi zaten. uzmanlıklar ve dikey uzmanlıklar. Aynen, kesinlikle. Dikey kısmında evet güvenlik, siber güvenlikte ilerleyeceksin. Dikey uzmanlığın bu. Fakat tamam içerisinde de niş bir alana odaklanabilirsin ama bu da Aynen. zaman da olabilir. Şimdi girer Kesinlikle. girmez sadece şunu diyemezsin. Ben frontend pentestçi olacağım. Hayır. O öyle olmuyor. O zaman içerisinde birçok şey yaptıktan sonra odaklanarak yapabileceğin bir şey. Ya da sadece mobile security tarafı. Sadece Kesinlikle. oradan başlarsan değerli olamazsın zaten. Bakış açın çok dar olur. Teknik olarak bile. Bir de bunun yatay kısımları var. Mesela espiyonaj diyorsun ya. Kevin Mitnick rahmetli. Yakın zamanda vefat etti ya. Aynen. Ustamız, reisimiz. Çocukluk abimiz diyelim. Kevin Mitnick. Onun kitabı var ya mesela Aldatma Sanatı. Evet. Aslında adam sosyal mühendislik konusunda çok iyi. O zamanlar bu alanda çok başarılı bir şekilde kullanıyor hacking'i. Hacking uygulayabiliyor sosyal mühendislikle. Hatta günümüzde prompt engineering'i
Yapay zeka LLM'lere saldırmak için uygulanan prompt engineering'i ben sosyal mühendisliğin yapay zeka versiyonu olarak görüyorum. Doğru. Doğru yaklaşık. Bir tanesi insanı manipüle etmek üzere, öbürü de yapay zekayı manipüle etmek üzere. İkisi de aynı şey. Şimdi orada iletişim tarafında yeteneklerin geliştiğinde ekip içerisinde koordinasyon yeteneklerinin olması, mesela bireysel değil daha ekip olarak çalışabiliyor olman, bu değil mi? İletişimde işte beden diline kadar inebilirsin burada. Çünkü physical cyber security diye bir başlık da var. Hani o sadece IoT cihazlardan bahsetmiyor. Değil mi? Doğru. Fiziksel güvenlik tarafında gerçekten fiziksel olarak bulunduğun bir yerde iletişim, sosyal mühendislik bunları kullanarak bir hacking senaryosunun içerisinde bir parça oluşturabilmen lazım. Peki diyelim ki bunu yapmayacaksın. Savunma tarafında olacaksın. Gene biliyor olman lazım. Aynen, iyi savunmacı abi, iyi bilendir yani, iyi Evet. savunandır. Hani vardır ya yolda geçiyorsun diyelim acemi bir suçlusun, bir hata yapmışsın falan. Polis gözüyle bakıyor böyle. Sen gel bakayım diyor. Sen gel Gel, bakayım. Evet. kendini belli edersin abi. Aynen. Böyle çünkü tavşan gibi bakıyor. Şimdi bunun gibi bir şey. Güvenlik tarafında da mesela ben çocukluğumdan beri bu işlerin içerisinde olduğum için internette, sosyal medyada vesaire ya da iletişimde yazıdan tut, sosyal medyasındaki o kişinin davranışından tut, bir şeyler çıkarımlayabiliyorum. Tabii, kesinlikle. Ne yaptığı, ruh haliyle alakalı, artık stresli mi, sorun mu yaşıyor vesaire anlamak kolay. Açıkçası çok kolay oluyor belli bir süre sonra. Diyorlar Instagram'daki bir hikayesinde Müslüm Baba çalıyorsa falan ne? değil. Müslüm Baba çalıyorsa diyorum, arabanın içinde. Şey de hani onlar çok daha basit seviyede Evet. böyle davranışlar bile aslında yapay zeka gibi düşünebilirsin. Davranışlar onun çıkarımladığın zaman onun ruh halini yansıtabiliyor. Çok tecrübelerle birleştirdiğinde bu da bir nevi sosyal mühendislik başlığı oluyor. O psikoloji, davranış bilimi vesaire hepsi. Bunların hepsini genişletmek gerekiyor. Bir saldırgan odaklı düşünmek. Ama şey dedin ya mesela bilim kurgu izlemek ben severim. Hatta yapay zeka geliştiren bir dizi var mesela. Person of Interest. Evet, aynen. Bu 10 yıl önce falan başlayan bir şey. Ama Çok güzel yani, zaten aynen. yani o dönem bile diyordum, evet bu mümkün diyordum. O zaman mesela imkansız diyorlardı. Sen yapay zekanın ne kadar zor olduğunu biliyor musun diyorlardı falan. Şu an ben onun üzerine tabii bilinç kısmı hariç bilinç AGI oluşturulmadı. Ama onu yapabilen bir yapay zeka üzerine çalışıyorum. Demek ki olabiliyormuş yani o kadar da imkansız değilmiş. Haliyle çok boyutlu düşünebilmek, fiziksel askeri bilgiler, mesela fiziksel savunma bilgileri. Hani özellikle CTI tarafında bu espiyonaj vesaire oralarda bilirsin. Aslında gerçek fiziksel ortamda diyelim ki bir özel harekatçı var. Bir ajan var vesaire. Aslında onun uyguladığı tekniklerin birçoğunun gerçek hacking senaryolarında uygulandığını görüyorsun. Evet. Profesyonel ekiplerde. Onların bazılarının da mesela siber senaryolarda yani siber versiyonunun uygulandığını görüyorsun. Yani bir askeri terminoloji var aslında. Onu tabii ki o güvenlikçi bilmiyor acemi ise. Halbuki o askeri terminolojiden gelmiş bir şey. Yüzlerce yıldır var olan bir şey. İşte saldırı Abi, yüzeyi. bence en basit örneği buna söylediğin şeye, işte Morse alfabesiyle haberleşirken askerler kendi aralarında, hani bugün farklı algoritmalarla dijital dünyada işte APT gruplarının veya işte diğer saldırgan gruplarının Gitox diye bir uygulamaları var. Tor ağ üzerinden haberleşilen bir aslında şifreleme sayesinde ele geçirilemiyor bu kurdaki konuşmalar vesaire. Hani zamanında Morse alfabesi kullanılıyordu. Şimdi farklı uygulamalar aracılığıyla farklı şekilde yansıyor. Yani aslında söylediğine çok aslında
%100 benzeyen konular yani. Evet. Burada o bilim kurgu kısmına katılıyorum. O kafa açıyor. Bir fikir jimnastiği yapmayı sağlıyor. Farklı bakış açıları. Hatta o filmlerde Hacking senaryosundaki hataları bile görebiliyorsun. Bilirsin o Tabii. işi gerçekten yapan Aynen kişi gerçekten. olarak. Ya mesela bir yerde bir filmde diyor ki işte birisini bir yerde görüyorlar, böyle bir kafede oturuyor, hack yapıyor. Tamam, işte dünyanın bilmem ne sayılı hacker'ıymış falan. Diyorum ki yanlış. Nasıl ya diyor falan. Ya filmi mi eleştiriyorsun sen? Diyorum ki adamın oturduğu yer üçüncü masa. Üçüncü masanın arkasında yukarıda kamera var. Hiçbir aklı evvel hacker arkasına kamera almaz yani, hack yapar. Almaz aynen abi. Çok Yani basic bir şey abi. aynen. Çok basit bir şey. Ama işte orada en iyi hacker diye yutturuyor mesela. O yüzden burada genel kültür olarak farklı bakış açıları, biraz malware analizi, biraz pentest. Yazılım bilmeden ben gerçek anlamda bir şey yapılacağını düşünmüyorum güvenlik tarafında. Gerçek bir yazılımcı gibi yazılım geliştirmek değil ama tool'lar geliştirmek, onları kullanmak, open source'tan vesaire kaynak kodu okumak, bunlar için yazılım bilgisi şart. Bunun haricinde bol bol internet kullanımı, protokoller, internet dünyası, siber dünyayı daha derinlemesine nasıl anlayabilirim? Bunları bilmek gerekiyor. Sorularınız varsa arkadaşlar, soruları gönderebilirsiniz. Chat'te iki sorumuz var şu an aslında. Alperen Bey konuşurken biraz bahsetmiş olduğum spesifik olarak cevap verirsem kimsenin kafasına soru işareti kalmamış olur. Tabii. Görebiliyorsunuz sanırım size. Aynen ben şeyi görebiliyorum. Sadık Cem hocamız sormuş. APT grupları kaynaklarının getirdiği rahatlıkla honeypot, infobase oluşturma veya decoy saldırılarına girişirse bunu nasıl kategorilendirebiliriz? AI zafiyet kazanç parametresine göre araştırma yapabilir miyim? Abi aslında şu an yaptığımız şey birazcık bu AI ile zafiyet kazanç değil de AI ile Big Data'yı birleştirerek bir profilleme elde edip APT'lerin burada bu profiller üzerindeki saldırı vektörlerini skorlayabiliyoruz veya işte tahminler yürütebiliyoruz. Zaten yapıyoruz yani şu an yapılıyor. Diğer taraftan bu honeypot ve infobase gibi konularda da abi nedense honeypotlarda çok eski aslında bir teknolojiyken honeypot'un abi false pozitifi çok yüksek olabiliyor. Yani burada bir APT hani default'ta hep bu hareketi yapar diyebileceğiniz bir Mitre atak framework'ü var gibi dursa da ama bunlar zaman içerisinde kendi güncelliğini farklı farklı oluşturabiliyor. Yani lateral mount deyince içerisinde birden fazla detay saldırı senaryosu çıkabiliyor. Yani burada ben çok fazla tasvip ettiğim teknolojiler değil, yaklaşımlar değil. O yüzden bu konuda bir yorum yaparsam aslında konuya haksızlık etmiş olurum. Çünkü benim aslında şeyim değil yani honeypot ve decoy saldırıları çok mantıklı bulduğum şeyler değil yani. O yüzden öyle söyleyebilirim. Yani honeypot oluşturmaktan bahsediyorsak bu bahsettiğinizde çok doğru bir profilleme elde ettirmeyecek ve false pozitifi çok olacaktır. Bu false pozitifi de kim ayıklayacak abi? Hani hangi kurumda 50 tane personel çalışıyor da bu enterprise kurumlar için de geçerli. KOBİ'ler için zaten daha vahim. Siz güvenlikçi çalışmıyor içeride. Enterprise'lardan bahsettiğimizde de kaç tane personel var? Kaç tanesi bu honeypotlardan gelen dataların false pozitifini eleyecek de APT profilimiz çıkartacak yani. Çok zor. Ama AI ile zaten bir profilleme elde ederseniz bunu bu honeypot hikayesinden daha da hızlı ortaya dökeceksinizdir. İkinci soruda Hasan Bey'in sorusu var. IoT ve SCADA alanlarında nasıl genişletirsiniz? Kaynaklarınızı paylaşabilir misiniz diye sormuş. Abi şöyle, siber güvenliği anlayınca
Yani siber güvenliğin temeli nedir abi? İşte bir bilgisayar nasıl konuşur hikayesinden başlayarak bunu çok iyi bir anlamak gerekiyor. Yani öğrenmek, yani ezberlemek değil de öğrenmek anlamında bilmek gerekiyor. Ve bunun akabinde de siber güvenliğin temelleri işte port nedir ve benzeri gibi alanları iyicene kavradığınızda sonuçta abi bu IoT ve SCADA sistemlerinde de nihayetinde bir servisin varlığı olmak zorunda. Bir product'ın olması gerekiyor. İşte fiziksel bir cihazın olması gerekiyor gibi temel durumlar ortaya çıkıyor. Ya işte atıyorum bir bobin dediğimiz IoT'lerde veya SCADA sistemlerinde şeyler olabiliyor. Fiziksel cihazlar olabiliyor. SCADA'ların içerisinde de IoT'leri gömebiliyorlar. İşte bobin nedir? Relay etmek nedir gibi terminolojik ya fiziksel kavramları kafanızda oturtamazsanız zaten bu alan içerisinde güvenlik bakış açısına da sahip olma şansınız maalesef olmuyor. Kaynak konusuna gelince abi inanmayacaksınız ama hani kaçınız siber güvenlik için Google'a sadece siber güvenlik kaynakları yazıp araştırdınız veya bir şey yaptınız. Zannetmiyorum spesifik olarak başlıkları yapmışsınızdır ama Google Akademi diye bir şey var abi. Akademik yayınlarının olduğu bir Google altyapısı var. Bilgi birikimi var. Dünyanın araştırması var. Yani dünyadaki bütün akademisyenlerin tezleri, bilmem nelerleri böyle Google Akademi'de mevcut. Ben bu tarz spesifik araştırmaların tamamını gerçekten teze oluşabilecek, makaleye dönüşebilecek kişilerin makalelerini sentezleyerek doğruluğunu ispatlayarak kendime bir arge konusu çıkartıyorum ve bunları toparlayıp derliyorum. Söylediklerine katılıyorum. Ben de bu endüstriyel tarafta bazı önerilerde bulunayım. İçeriye yazdım. Endüstriyel kontrol sistemlerinde öncelikle o araç gelişleri biliyor olmak, uzman olmak değil, onların protokolleri, standartlarını bilmek gerekiyor. Bu aynı bir web tarafındaki standartlar gibi düşünülebilir. Hiç web'i bilmeyen birisi onun güvenliğini doğal olarak sağlayamaz. Yani yarım yamalak çalışma yapılabilir. O yüzden öncelikle web'in temel kurallarını, çalışma mantığını öğreniyoruz, değil mi? Bu alanda belki geliştirme yapmamız gerekiyor. Bir lab ortamı kurup işte pen test yapmamız gerekiyor. Güvenlik açıkları araştırıyoruz falan. Haliyle aynısını endüstri tarafında yapacaksak o altyapıda kullanılan çok genel teknolojileri iyi bilmek lazım. Derinlemesine parça parça araştırmak değil. Örneğin SCADA'dan başlanabilir çünkü çok fazla kullanılıyor. Doğru. Oradaki mesela IOT güvenliği tarafı buna dahil edilebilir. Hatırladığım kadarıyla 40'tan fazla güvenlik zafiyeti vardı orada. IOT tarafında. Daha fazla da vardır tabii ki normal güvenliklerle zafiyetlerle birleştirdiğimizde. Bu Enterprise Pen Testing incelenebilir. Mission Critical System tarafı özellikle incelenebilir. Ve o tarafta pen test, güvenlik araştırmacılığı, ne gerekiyor? Bunlar incelenebilir. Gene yazılım bilgisi gerekecek. Bu benim düşüncem. Çünkü çok fazla araç gereç var. Benim hani güvenlik yazılımlarının zafiyetlerini araştıran hacker arkadaşlarım da bu alanda çalışma yaptığında bazı araç gereçler istiyorlar mesela. Kendileri yazılımcı olmadığı için. Örneğin diyor ki abi diyor şöyle bir ürün var. Bu ürün şunu yapıyor. Bana bu ürünün open source alternatifini bulabilir misin? Ya da bunu geliştirebilir misin? Mesela. İşte bunları bulabilmen için yazılım tarafında ve internet araştırma, kaynak kod araştırma, proje araştırma tarafında da tecrübeli olman gerekiyor. Bazen haftalarca bir yazılımcının ve uzman bir yazılımcının geliştirmesi gereken bir şey. Bir tane open source vardır ama sen yazılımcı olmadığın için bilmiyorsun onu. Onu bulamayacaksın ve o sorunu çözemeyeceksin. Gidip 5-10 bin dolar, belki 50 bin dolar para verip lisanslı bir şey almak zorundasın. O altyapının yöneticisi de mesela open source haricinde öyle bir çözüm istemiyor olacak. Sen de bunu yönetmek zorunda kalacaksın filan.
gibi senaryolar çok. Yönetmek zorunda kalıp yönetemeyecekler. Evet. Öyle bir konu var. O yüzden çok boyutlu bakmak, yani güvenliğe şey olarak bakmayın. Mesela AI Stack'le bu kurmamızın temel hedeflerinden birisi, bu işin farklı boyutunun da olduğunu göstermekti. Yani sadece bir pentest yazılımı kullanıp hacker'ım demek değil. Ya da işte Olmuyorlar zaten. bir SOC yazılımı, hani bir SOC yazılımı kullanıp security engineer olmak değil. Bu işi gerçekten geliştirme perspektifiyle bakmak, zafiyetin gerçek anlamda ne olduğunu anlamak, manipülasyon teknikleri vesaire geliştirme kafasıyla böyle bir şey yapılabileceğini göstermek için aslında böyle bir organizasyon kurduk. Çok boyutlu düşünmeniz global çalışmalarda işinizi kolaylaştırır. Hocam, siber tehditlerin Bir hızla sorum daha var. evrimleştiği bir ortamda yapay zeka nasıl sürekli olarak güncellenebilir ve tehditlere karşı etkili bir şekilde kullanılabilir? Aslında sorunu terse çevirerek sonundaki soru işaretini kaldırabilir. Diyor ki Aynen. Kaan, siber tehditlerin hızla evrim geçirdi. Zaten yapay zeka kullanmak zorunda olmamızın sebebi tam olarak bu. Çünkü muhabbet içerisinde farklı senaryolar dedik ya, sen istediğin kadar eğitim ver, üniversitelerde bölümler aç, yeteri kadar gerçek siber güvenlik araştırmacısı yetiştirmen mümkün değil şu an matematiksel olarak. Yok Bu abi. çünkü Yok yani. Yetiştirecek adam da yok. tabii. Mesela ona da ayrıca gireriz. Hani bu üniversiteden çıkan bir başlık değil, güvenlik. Evet. Bildiğin old school. Old school, yani sokakta ortaya çıkmış bir şey. Hacking. Hacking çıktıktan sonra güvenlik diye bir şey çıkıyor. Bu bakış açısıyla bakarsan günümüzde teknoloji, yapay zeka, yazılım, güvenlik araç gelişleri, her şey çok hızlı gelişiyor. Buna ayak uyduracak güvenlik araştırmacısı yetiştirebilmen imkansız. O sayıda yapabilmen de imkansız. Yani düne kadar sen tank geliştirmiyordun, şimdi tank geliştiriyorsun. Aynen. Hadi bunun pentestini yap. İşte kara aracı geliştiriyordun. Mesela ben savunma tarafında yapay zeka eğitimleri de verirken araya böyle AI security sıkıştırıyorum. Şimdi o kurumlar çünkü AI hacking diye bir şey olduğunu bilsin diye. Orada şunu fark ediyorum. Bir kara aracı geliştiriyor. İşte bir roket geliştiriyor mesela. Bildiğin onun yazılımını geliştiriyor bunlar. Alanları da iyiler çünkü yapıyorlar zaten. Normal testlerini vesaire yapıyor. O kara aracının içerisinde de bir işletim sistemi var. Gene yazılım çalışıyor. Fakat diyor ki mesela bunu işte yapay zeka ile şöyle şöyle yapma niyetimiz var önümüzdeki süreçte. Diyorum ki hackleneceksin. AI security, AI hacking diye bir şey var. Hacklenirsin. Buna hazırlığınız var mı? Yok, hacklenir mi diyor. Kapalı network mesela diyor. Kapalı network olduğu için eklenmez diyor. Kapalı network dediği de basitçe şu. Dışarıdan, yani kara aracı ya da hava aracı diyelim. Dışarıdan içeriye bir internetle erişim mümkün olmadığı için bir saldırgan da erişemez diyor. Fakat yapay zeka hacking böyle bir şey değil ki zaten. Biz bir saldırıyı yaparken onun içerisinde herhangi bir USB ile bir şeyle girmek zorunda değiliz. O kara aracının ya da hava aracının dışarıdan aldığı sensörlerle ya da kameralarla aldığı veriler var. Onların içerisinde bir saldırı verisi gönderiyoruz. Haliyle o kapalı network mantığı da yok artık. Yapay zeka ile birlikte bitti o. Gereksiz bir hale geldi. O normal güvenlik tarafı. Mesela bu gibi birçok senaryo var. Sen şimdi bunu yapay zeka nasıl sürekli güncellenir dersen en hızlı zaten bunu yapay zeka yapabiliyor olacak. İnsan ise profesyonel, gerçek güvenlik araştırmacıları bu yapay zekayı geliştirebiliyor olacak. Ona koçluk yapıyor olacak. Bakış açısı sağlıyor olacak. Kabaca böyle.
Ben ufak bir soru sormak istiyorum. Genel olarak hep AI CTL avantajları tespit edilebilir tehditlerden bahsettik. Bizim için ya da işte sistemler için oluşturduğu bir dezavantajı, risk faktörü vesaire var. Sesin çok kesik geldi Zeynep. Ben de çok anlayamadım ama. Tekrar söyler misin? Zeynep galiba dondu şu an. Evet. Son sorunuzu Zeynep'ten alalım. Kameranı kapatarak da sorabilirsin. Geldim şu an. Bir düştüm, koptum. Tamam. Son soruyu senden Çete alalım. yazdım mı? Evet. Zeynep. Çete de Genel gelmiş. olarak site, evet. Genel olarak hep avantajlardan test edilebilen şeylerden bahsettik ya. Bizim için, kullanıcılar için ya da sistemler için bir dezavantajı var mı? Onu merak ediyorum da. Yani CTI'nin dezavantajı mı yoksa şey mi? Yani CTI'nin herhangi bir dezavantajı yok. Tam tersine. Yani CTI'siz artık siber tehdit istihbaratı eskinin olmazsa olmazları antivirüsler, bugünün olmazsa olmazları EDR'lar nasıl bir kurumda olmazsa olmazıysa artık siber tehdit istihbaratı çalışanı veya uygulamaları zaten çalışanlar da bu uygulamalar sayesinden daha çok besleniyorlar. Yani uygulama olmazsa olmaz artık. Çünkü çok geniş bir yelpazeye sahip. Ürünlerin getirdiği know-how'lar. Herhangi bir dezavantajı yok. Tam tersine bu EDR'ın veya CM'in güvenlik ürünlerinin aslında daha doğru çalışmasını sağlayacak da unsur. Yani çünkü bugün Microsoft EDR'ı ele alalım. Microsoft diyorsunuz. Ama Microsoft EDR diyor ki bana ödediğin para kadar sana know-how veririm diyor. Ama sen yanına bir tane CTI ürünü eklersen o CTI ürünü EDR'ını eklediğinde bizim tespit etmiş olduğumuz o komuta kontrol merkezlerinin düzenli olarak takip edip bir real time olarak sana bunun beslemesini sağlarsak içeriden veya dışarıdan bu komuta kontrol merkezlerinden bir isteğin, DNS isteğine otomatik olarak engel olmuş oluyorsun. Bu da doğal olarak içeri bir hareket olsa da dışarıya bir etkileşime izin vermeyeceğin için automated aslında çok ciddi bir know-how kazandırmış olabiliyor güvenlik ürünlerine, siber tehdit istihbarat ürünleri kullanabilene tabii ki. Teşekkürler Alperen. Ben teşekkür ederim. Çok keyif İki aldım. saat, 2 saat boyunca sohbet ettik farklı Aynen. seviyelerde konularda. Çok sağ olun. Teşekkür ettim. Beni davet ettiniz. Benim için de çok keyifli bir yayın oldu. Benim Umarım için de kattığı öyle. değerli şeyler insanlara bir mum olabilmişizdir. Yani aslında hep bir mum olmak, kendi bakış açılarını geliştirmeleri. O yüzden umarım faydalı olmuştur bu yayın herkese. Benim için de öyle oldu. Teşekkürler. Ben Umarım teşekkür ederim. bir sonraki Sağ olun. sefere tekrar görüşmek üzere. Sağ olun, kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere herkese. İyi akşamlar. İyi akşamlar.